Evet efendim, iyi akşamlar. Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Bu akşam konularımız çok belirgin ama bir takvim vererek başlayalım önce. Hatırlayacaksınız Kasım ayı başında bu, bu ayın çok yoğun olduğunu ve yoğunluğun da sadece ufak parçalardan değil, böyle bayağı dişli parçalardan oluştuğunu sizle paylaşmış, bu ayın takvimini vermiştik. Şimdi önümüzdeki günlerde biz Asen Cumhurbaşkanı'nın katılacağı e, ayrı bir takvim, iç takvim diyelim, var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için Semerkant'a gidiyor. Burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil bazı kararlar alınacak. Bir de Türk Devletleri Teşkilatı'na münhasır olarak ayrıca kararlar alacak. O daha küresel meselelerle ilgili. Sonra e, Endonezya'da G20 zirvesi var. G20 zirvesi var. Bu zirvede büyük oyuncular hep olacak masada. Sayın Cumhurbaşkanımız da orada. E, tabii Rusya Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de orada değerlendirilecek. Hemen arkasından bu Bahreyn'de Manama Diyalog Forumu var, oraya geçilecek. Nihayet Katar'da 2022 Dünya Kupası açılışı var oraya, yani böyle bir büyük takvim. Sonra da bunu da düşünün ki bunlar da küçük parçalar. Şimdi bu cepte. Bu akşam ana konumuz yani açılış konumuz aslında yerde değiştirebiliriz de ana parçalardan birisi şu Amerika Birleşik Devletleri seçimleri şu sıralarda yapılıyor Türkiye saatiyle 15-15.30 civarı başladı. Yalnız unutmayalım orada çok önceden de kullanılabiliyor yani bazı yerlerde neredeyse tamamlanmış durumda. O konuyu bir ele alacağız. Tabi ee, tabii şöyle de bahsedelim. Üçlü bir ayak var Amerika Birleşik Devletleri'de. Başkan, Temsilciler Meclisi, Senato. Şu anda bu üç ee, karar alıcı mekanizma demokratların elinde. İhtimal başkan dışında yani Beyaz Saray dışında temsilciler meclisi ve senatonun demokratların yani muhalefetin eline geçmesi ihtimali. Temsilciler meclisinde çok büyük oranda yani ben böyle yine temkinli konuşuyorum ama onların söylediği şey şu kesin. Temsilciler meclisi temsilciler. cumhuriyetçilerin. Nasıl? Evet cumhuriyetçilerin. Eee Senatoda başa baş bir durum var. Fakat ihtiyaç çok az. Yani cumhuriyetçiler bir senatör bile kazansa o kanatta gidecek. Hani biz de artık öğrendik ya herkes kullanıyor maşallah topal ördek topal ördek. İşte ayaklardan birisi senatoya da temsilciler meclisi ikisi gittiği zaman zaten hani ayakları olmayan ördek gibi bir durum ortaya çıkacak. Hiç kuşkusuz bunun iki yıl sonraki seçimlere etkisi var. Hiç kuşkusuz bunun Amerikan iç siyasetinde mesela Trump gibi bir figürün tekrar ortaya çıkıp çıkmaması ile ilgisi var. Biraz istikrarsızlıklarıyla ilgisi var ama asıl mesele bizi en çok ilgilendiren kısım şu ki bu seçim sonuçlarının tabii yakından takip edeceğiz. Aşağı yukarı sadece dört eyaleti bile öğrensek bizim için Amerika'nın yeni siyaseti konusunda bir fikir oluşacak. Dünyaya etkileri. Çok ülke bunu bekliyor efendim. Körfez ülkeleri bekliyor, Rusya bekliyor, Zelenski bekliyor, İngiltere bekliyor, biz bekliyoruz. Yani temenni anlamında değil de bekliyoruz. Onlar bizim seçimlerimizi çok yakından takip ediyorlar biliyorsunuz. Biz aynı o kadar yakından takip etmiyoruz ama herhalde her iki tarafında temennileri vardır. Onlara da bakacağız. Bir başka konumuz efendim. işte İsveç Başbakanı geldi. NATO Genel Sekreteri gelmişti. Böyle biraz üstlendi bir konuşma yaptı Türkiye'de. Onu bir değerlendirmiştik. Bugün onu da katarak yani artık yaptı adam yapacağını alın gitsin ne varan. O şekilde Türkçe'ye çevirebileceğimiz tonda bir konuşma yaptı. şimdi İsveç Başbakanı daha kibardı. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız kabul etti kendisini uzun uzun konuşuldu ve çıkışta da bir basın toplantısı yapıldı. Onu ondan tabii bahsedeceğiz. Anlaşıldığı kadar, yani hissedileniz, ben kendimi söyleyeyim, konuklarımız büyüklerimiz daha fazlasını söyleyecekler. Hani e, önümüzdeki sene içinde bunun kapısı açılabilir gibi hissettik biz konuşmalardan. Bakalım öyle midir? E, bir başka gelişme efendim, Rusya-Amerika-Birleşik Devletleri'nin gizli görüşmeleri artık iki taraftan da kabul edildi. Amerika'nın ve Rusya'nın resmi ağızları evet biz birbirimizle görüşüyoruz. Şu şu başlıklar altında çok da heveslenmeyin notlara da düşerek yani acaba barış mı diyorduk ama bu bunların yolunu kapısını açar. Başka en az altı parça işimiz daha var. İnşallah onlara da yetişeceğiz ama bunlarla bir başlayalım. Ha bir de şu notu düşelim elbette. Bu akşam dört konuğumuz olacaktı. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Ün hocam biraz grip ee, Perşembe'ye yetişmesi için onu dinlendiriyoruz efendim. Buradan e, çok çok geçmiş olsun diliyoruz. Onun da size çok çok sevgileri var. Onun için bu akşam olmayacak ama işte Sayın Amin Özgürel hoş geldiniz. Yeni birlik kastetiz yazarı aramızda. Profesör Doktor Çağrı Erhan hocam Altınbaş Üniversitesi Rektörü. Hocam şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Doçent Doktor Emekli Tuğ Genel Sayın Fahri Eren Paşam İstinye Üniversitesi Söyretim Paşam şeref verdiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Buyurun Zahri Bey. Oyunuzu kullandınız <laughs> mı? <muda? gülüyor> <laughs> evet. Yani esasında bütün dünyanın ilgili olduğu bir seçim bu. İster Biden'ın bir an evvel çeksin gitsin diyen olsun. ister Tam tersi olsun. Aynen abi niye bize ne, bana ne de diyemiyoruz? Bana ne diyemiyoruz? Çünkü ha. Türkiye siyasetini de et, 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 etkiliyor. Hı hı. Yani Amerika deyip geçemeyiz. İşte Türkiye'nin iç siyasetinde de bir bakıyorsun. Ana Muhalefet Partisi lideri Amerika'ya gidiyor. Sadece bizde mi gidiyor? Ya Diğer Olur. ülkelerde de. Herkes bir Amerika'ya bakıyor. E, e, efendim e, hatırlarsanız geçen hafta idi. Ee, bu şeyle Putin'le bir görüşme yaptıydı Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Bu tahıl kanalı tekrardan açıldı filan. Meclis'ten çıkarken ne dedi hatırlayın değil ha. Yani İlk önce e, Biden'a. Ben önce bir Biden'la <laughs> konuşayım ondan sonra size de anlatırım dedi. Hı -hı. Hı -hı. Yani bu o, Amerika özellikle bir gönderme o evet. evet. Yani özel bir bu sadece bize mahsus bir şey değil. İsterse hasımları olsun. Yani Putin de herhalde bütün dikkatini Gayet ne, tabii. ne, ne, oluyor diye şu anda Moskova şeydeki Washington'daki e, e, Rusya Büyükelçiliği'nin birinci merakı seçim nasıl gidiyor? Kim ne oldu? Ne yaptı? Bu işi falan bunları araştırıyor. Çünkü az önce siz de ifade ettiniz işte alttan alta görüşmeler başlamış. Değil mi? Evet. Yani bu ikinci bu, seri aslında bu, hatırlayacaksınız. Tabi, bir Genelkurmay bir genel kurmay başkanları iki evet, tur yapmışlar. Bir tarzı. öyle bir şimdi işte İşişleri diplomat düzeyine, ulusal güvenlik evet, danışmanları evet, O seviyeye kadar gelmiş iş. Doğru. Ve daha öne yani bana göre en önemlisi şeydeki Biden'daki kanaat değişikliği. Yani bu savaşa ilişkin bu işi bitirelim mi? Öyle Oktasına mi? O kadar mi? geldiler. Tabi. O kadar ki Zelenski azarladılar yani. Bu Rusya'ya kafa tutmak ne oluyor? Yani bir biraz öl ölçülü ol. Yani dengeli Başka git. Amerika böyle. Yani. Ö İyi. Onun da ölçüsü yok düzeltirken. Evet yani tabi. Yani, tabi e, o Zelenski daima alkışlanmaya bir süre uzunca bir süredir şey alıştığı için şimdi yadırgı adam haklı olarak yani halbuki bize sorsun. Tabii abi halbuki biz biliyoruz <laughs> bu Amerika ile ilişkinin nasıl olacağını. Efendim o şey gibi yani araba gibi düşünüyor Amerika. Frene bas gaza basarım gider. Frene basarım durur. Ne olacak yani bu şey diye bayağı esaslı bir zılgıt. Yani bu şeyi Rusya'yı ile bu görüşmem etmem ya yani bütün o barış kapılarını yani Washington Post'ta çıkan yazı bu esasında. Evet. Yani yani sen nara atınca şey zannediyorsun ama olmuyor. Yani kendi aleyhine döndürüyorsun dünya kamuoyunu diyor. Abi Washington dediğin zaten Amerikan yönetiminin resmi görüşü bu. Gibi. Ee, bütün bunlara baktığımızda tabii ki so seçimler bu hafta sonu bir elle tutulur bir şekilde sonuç. Yarın var, öğle civarı ama kesin olarak hani akşam ya da perşembe sabah bütün tabloyu görmüş olacağız. Evet yani bu hafta sonuna kadar çünkü pis, sadece yani senatörler temsilciler meclisi değil eyalette yani valiler evet. de seçiliyor. Onlar da çok önemli abi. Tabii olmaz Hı. olur mu canım Hı. fevkal. Bunlar, valisi bizim valiler gibi değil yani. Hepsi devlet başkanı. State evet. Evet. Dolayısıyla yani bütün dünya Amerikan seçimlerine kilitlendiği gibi Türkiye'de öyle. Peki yani e, Kıbrıs meselemiz diyoruz Amerikan seçimlerine endeksli Yunanistanla ilişkilerimiz diyoruz ona onla alakalı bağlantılı dolayısıyla yani bu bizimle biz nasıl böyle bakıyorsak bütün ülkeler Arap ülkeleri öyle şu böyle Yunanistan öyle hepsi öyle yani bak peki bakıyorlar. abi diyelim ki hani Amerikalıların anketleri ya mesela Rusya'nın Rusya seçimleri bu kadar merak ya etki uyandırmaz. Çünkü durucu az seçim. çok biliyoruz onda. Hayır, hem biliyorsun da evet. yani öyle ol, ancak şöyle olabilir. Yani bir Rusya'da Putin kaybederse ilginç olabilir. Evet. Ama ona rağmen Rusya'da Putin kazansa da, kaybetse de fark etmez. Yani o kadar etki Amerikan seçimleri kadar etki meydana getirmez. Evet. Çünkü Amerikan seçimleri dediğin Fed meselesi var. <laughs> Bütün dünya ekonomik sistemiyle de alakalı bir şey. abi, abi şimdi diyelim ki yani, e, yani bizim görüşümüz. Amerikalılar bunu böyle o kadar net kesin yazıyorlar ki bir kere diyorlar temsilciler meclisini zaten unutun. Senatoda da yani hani gitti gider. Yani Biden kaybedebilir. Evet. Yani çok ince bir şey var orada. Zaten Biden toparlıyordu. E, topallıyordu. Evet. Bundan sonrası da artık şey beklemeyin. Yani o eğer böyle olursa, sonuçlar böyle olursa hayır beklemeyin. Evet. E, bizimle mesela ilişkilerinde bu zafiyetse eğer sen öyle görüyorsan evet. e, herhalde seçimde yaralanmak bir zafiyettir dünyaya evet. verdiğimiz evet. herhalde. E, ne ne olur yani? Ben e, Amerikan seçimlerinin, başkanlık seçimleri dahil yani, bu seçimlerde, ara seçimlerde dahil, uluslararası siyasette çok böyle radikal şeyler, e, değişiklikler meydana getireceğini düşünmüyorum. Hı hı hı. Yani biz yine F-16'lar için koşturacağız, debeleneceğiz. Yani hiç... Koşturmayalım diyorsunuz. Yani, yani? Ben öyle... Ha, Biden gitti bizim bütün sıkıntılarımız bitti hayır yok, yok. bir şey yok herhalde artık herkes ders almıştır çünkü biz gelenleri de biliyorsun kurbanlar kesiyorduk vesaire ha, filan tabii, tabii, tabii. gelene de gidene de artık evet. sevinmeme konusunda bir tecrübemiz bir olmuştur tek, herhalde bu. yani Demokratlar Türkiye'nin önemini değerlendirmekte bu süreçte e, ben bir şeyler öğrendiler diye düşünüyorum yani e, Türkiye, aldılar ders aldılar ha, tamam, ha, anlamında yani, öğrendiler yani Türkiye ile bu kadar dalaşmanın kavga etmenin manası yok yani. biraz daha uzlaşma bir de şu andaki tablonun tablodaki gerginliğin bir sebebi de Ermeni lobisi Rum lobisi yani seçimler dolayısıyla Amerikan başkanı da oy almak ihtiyacında Oraya gitmedi abi. Ne ders çıkardı yani? Pardon. Şu orta doğuda önemli bir ülke bu. Yunanistan değil Türkiye. Bunu bunu dikkate almak lazım. Bundan kavga ederek gidemeyiz. E, Balkanlarda da öyle, Karadeniz'de de öyle. E, tamam Yani Türkiye ile kavga hı. ederek Karadeniz'de filan kavga ederek gidemeyiz. E, Türkiye daha uzlaştırıcı bir uzlaşıcı bir ülke. Peki. E, bunu biraz daha zorlayayım ben müsaade evet. ederseniz. E mesela Sayın Biden hiç aramıyor bizi. Yani e sevmiyor diye, canım hiç yani diye şimdi, söylemiyorum. Hayır şu. Yani bizim birincisi Sayın Cumhurbaşkanının e, siyaseten e, iktidarı kaybetmesi için hı hı. bütün ortaklarıyla yani muhalifleriyle işbirliği yapacağını adam hiç saklamadan geldi. Türkiye'de söyledi bunları, İstanbul'da söyledi yani. Öyle değil mi? Peki işte bu seçimlerde kaybetmesi Üstelik, zafiyet yaratır mı bu söylencede? Yani, hayır o kanaati değişmez. He, tamam. Yine düşman. <laughs> yani yine Anladım. sevmiyor. Anladım. Yani en önemli bir şeyde bile köşe noktasında bile Türkiye'yi arayıp yani Sayın Cumhurbaşkanı'na mutlaka arayıp bilgi alması ya da kendi kanaatini ifade etmesi gerekir bir noktadaydı. Geçen hafta hatta söyledim de bunu burada adam aramadı. Yani Rusya ve Rusya barışı ya, ya da Ukrayna arasındaki savaşta bir barış ümidi. Hatta o kadar ki Cumhurbaşkanımız dedi ki Biden şeyi Putin'i hiç bu kadar yumuşak görmemiştim ve ılımlı görmemiştim falan gibi evet. şeyler de söyledi falan. Ya bir insan böyle bir ihtimal nükleer savaşın konuşulduğu falan filan bir dünyada böyle bir ihtimal doğmuşsa arayıp da ve Tayyip Bey ne diyorsun? Yani sen izlenimlerin dışında yapabileceğimiz yani yapabileceğin bir şey var mı? Ve hatta şeyin nedir? Yani bu Putin'in eğilimiyle alakalı. Muhtemelen, yani ki inanıyorum buna, Tayyip Bey e, bir şey bile üstlenebilir yani. E, ara buluculuk. Ara buluculuk doğrudan yani Putin'le e, Biden arasında. Yani Biden dese ki şunu bir ilet ve cevabını al bana, benim için dese muhtemelen o şeyi yapar, üstlenir yani çözüme eğer gidecekse bu iş. Yani hiç adam aramıyor yani. Ve adam hala e, ya ben niye şaşırdım mesela Kılıçdaroğlu gitti Amerika'ya ya niye kaç dakika arasında niye görüşmedi filan diye. Acaba sonradan dediler hani 8 saat bilmem ne, ne şu bu filan filan Allah Allah filan diye şey yaptım. Neyse yani o şey değil ama hatırlayın. Yani nasıl hasmane bir tavırdı hı hı. o günlerde ortaya çıkan. Bugün o tavrın yerinde yerler istiyor. Ama düşüncesi aynıdır diyorsun. Düşüncesinde bir değişiklik yok. Hı. Sempatiyle bakmıyor. O kesin yani. Ve üstelik Tayyip Bey ama şu anda Tayyip Bey'in ya e, siyasi duruşunun ve hatta birikimiyle Orta Doğu'daki yani mesela Arap ülkelerini de etkilediği kanaat. Ya düşün Biden gibi bir adam, Amerikan başkanı telefon açıyor ve telefona çıkmıyor ya. Süleyman Arabistan prensi. Yani, o pek biraz kararlarından ve, sonra anladık a, 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 yani onu. Hı -hı. Efendim e, gidiyor e, ya şu petrol üretimini biraz arttırın diye ayağına gidiyor. Yok hayır yapamayız. Biz zaten karar aldık. Senin bu konuda ısrar etme diyorlar. Adam yüz geri geri dönüyor yani. Hiç Amerikan başkanlığının alışık olabileceği yani bir de ayağına kadar gitmiş yani bunu istemek için. Telefonda söylese de belki eskiden yapılırdı bu işler. Peki. Abi. Ama bu bu, bu e, Amerika'nın yani adamın diyemezsiniz. Yani işte efendim yürürken düşüyor. Yok efendim bilmem ne. Hayır böyle bir şey yok. Amerikan başkanı yürürken düşse bile sistem onu kapatıyor yani hiç. Mühim değil onların bunaması filan. Yani o işleri idare ederler onlar. Bizim, bizim bunamamız gibi olmaz. Yani şöyle diyorsunuz gibi geldi bana. Hani bu seçimlerde denildiği gibi çıkar ve Biden siyasi desteğini %39 gösteriyor Amerikan anketleri. Evet. Ee, şu an için Amerikan halkının baylına onayını. Hmm, Kaybetse bile devlet politikaları vardır. Bunlar devam evet. eder. Evet. Ancak bunları uygulamaktaki momentum güçte bir azalma olabilir. Yani baskılamakta ya, yani İki nerede? hocamız da burada. Onlar da şey yapabilirler. Amerika'nın Suriye politikasında bir değişiklik olacağını düşünür musunuz? Hayır. Ben düşünmüyorum. Irak politikasında bir değişiklik olur mu? Hayır. Düşünmüyor. Yani Trump ya kardeşim bu burada ne arıyoruz ya çekelim gidelim falan diyordu. Boşaltıyordu yani Orta Doğu'yu. Bu öyle değil. Gittikçe daha fazla yerleşiyor. Peki. Evet. Ama yani, belki şunda olur diyorum için, abi. abi. Hani... Yani mesela bu bu İsrail'le ilişkiler meselesinde falan ya yani beklediğimizden farklı bir takım şeyler yaptı. Yapay, yani onun işaretlerini verdi filan. Ama Türkiye ile ilişkiler konusunda filan hiç zinar yani. Değişik filan. hiçbir mümkün Peki, değil. Devam edelim abi sonra. Çağrı Hocam buyurunuz. Seçimlerden de alarak aynı konular. Ben evet. soruları sizin Se seçimler, için takip Seçimler e, diyoruz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde e, her iki yılda bir Ağabey'in az önce ifade ettiği gibi sadece kongre seçimi veyahut dört yılda bir sadece başkan seçimi yapılmıyor. Amerika'da her şey seçiliyor. Yani rakam vermek gerekirse, biraz sonra ayrıntılarına girelim. 435 milletvekilinin tamamı, 100 senatörden 35'i, evet. 39, bundan 36'sı eyalet valisi, 3 yani vali. tane de bölge, teritori izledikleri o bölgelerin başkanları. Gayet yapısal değişiklikler yani sistemi... belediye başkanları, yüzlerce. Hı hı. savcı, itfaiye müdürü, şerif, baş öğretmen, aklınıza ne gelirse. Hatta <laughs> kızı deli reisleri. Onlar da bugün seçiliyor. Bak hangileri? Navajo'lar, Çeyenler, Apache'ler, <laughs> Delaware şeyleri, yerlileri. Bunlar da reislerini ve ihtiyar heyetlerini seçiyorlarmış. O güne tesadüf ettiriliyor yani. Dolayısıyla her türlü Seçim var. Yani polis şefi seçilir mi? Evet seçiliyor Amerika'da. Şerif dediğin adam, emniyet müdürü seçimle geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Savcı seçimle geliyor. Yani. Daha ötesi var, evet. bas savcı seçimle geliyor. Şimdi bu ortamda iki şekilde değerlendirmek lazım. Bir, federal manada bu seçimlerin etkisine, Bir de yerel manada ne? Ee, pek çok eyalet için yerel seçimler, Yereldeki seçimler federal düzeydeki seçimlerden çok daha önemlidir. Hı. Yani onun kantisindeki, ilçesindeki, direkt kendini O baş öğretmen çok daha önemli kendisini ilgilendirir. Peki Çünkü çocuk. zaten Amerikan halkı çok büyük oranda uluslararası haberlerle ilgilenmez. Hı hı. Ancak işte Amerika'da kendi oğlu veyahut komşusunun oğlu Irak'ta savaşa gitmiştir, Vietnam'da savaşa gitmiştir. Veyahut işte bir komşusu ya ben işte Polonya kökenliyim biliyor musun Polonya'da neler oluyor filan anlatmıştır. O zaman ilgilenir. Ha, i̇stisnai durumlar yok mu var. Her gün gazetelerde olan bazı konular vardır. İsrail Filistin meselesi ama hep Yahudi İsrail. yanlısı şekilde. Ha, onunla ilgilenir. Yoksa haritada gösteremez diyoruz ya biz. Ya, i̇lgilenmez adam. Bizim eğitim sistemimizle mukayese edildiğinde ne dünya tarihi bilir? Lisede. Ne, ülkelerin, ne ne coğrafya bilir? Evet. Amerikan halkının yarısından fazlası yani herhalde 15-20 yıl olmuştur bir şey yayınlandı. Kanada mı kuzeyde Meksika mı kuzeyde? Lise düzeyinde Süpermişim. bunu bilememiş. O süpermiş. Yani bunu sormuşlar lise mezunlarına hangi komşumuz kuzeyde? Kanada mı Meksika mı? Şimdi bu ilgisizlik, bu bilgisizlik tabii bir şeyden kaynaklanıyor. Biz dünyanın lideris kardeşim. Zaten biz yönetenler. Yönetiyor iyi de yönetseler, kötü de yönetseler ama aynı zamanda dünyayı yönetiyorlar. En ucuz muzu ben yerim. En ucuz eti ben yerim. Petrol en ben. ucuz petrolü ben tüketirim. Ben bununla ilgilenirim diyor adam. Çok da umurunda değil. Yani Montana'nın ötesi beni ilgilendirmez. Yani Carolina'nın evet. ötesi beni ilgilendirmez diyor adam. Ama federal düzeyde seçim dediğiniz zaman tabii o özellikle Amerika içerisindeki bazı grupları çok ilgilendiriyor ve ister istemez de dünya siyasetini çok ilgilendiriyor. Şimdi dönelim ayrıntısına. Amerika'da başkan önemli bir adamdır. Bizim önemsediğimiz kadar önemli bir adam değildir. Amerikan Anayasası, Amerikan Başkanı'nın, Amerikan Anayasası'nın ikinci maddesi yürütmenin başı olma görevini vermiştir. Fakat bunu yaparken katiyen ve katiye tek başına hareket etme imkanı vermemiştir. Amerikan Başkanı tek adam değildir. 250 sene öncesine gittiğimizde bu Amerikan Anayasası yazılırken, işte 1783 öncesinde, 1776'da bunlar toplanıyorlar, bağımsızlık ilan ediyorlar, arkasından bağımsızlık harbi oluyor. Sonra anayasa yazıyorlar. Çeşitli gruplar var. Nasıl bir devlet olacağız? E o zaman ki düşünürler, aralarında Thomas Jefferson gibi, John Adams gibi, Benjamin Franklin gibi, bugün hala işte parada resimleri falan olan, bir takım bunlara kurucu babalar denir. Mesela George Washington bunlardan biri değil. George Washington harbi kazanan general. Onun da bazı görüşleri etkili olmuş ama asıl anayasayı yazanlar o zamana kadar ki bütün ülke modellerinden hareket ederek o sırada Avrupa'da var olan monarşilerin modellerinden hareket ederek şuna karar veriyorlar. Diyorlar ki biz bir cumhuriyet kuracağız bir defa. Krallık kurmayacağız. Cumhuriyetin adını da Commonwealth koymuyorlar İngilizceki gibi. Republic yani Latin kökenli bir kelime kullanarak Roma Cumhuriyeti'ni atıfta bulunuyorlar. Biz öyle bir cumhuriyet olacağız ki o emperyal bir cumhuriyet olacak. Baştan itibaren aslında öykündükleri Romalılar. Mesela George Washington'ın çok bilinmez Romalı general kılığı içerisinde heykeli vardır. Adam heykel yaptırıyor Roma halbuki yani bir Freemason yani Mason. Mason kıyafetiyle de resmi var ama... Yani Mason susunda kurulmuş bir devletten bahsediyoruz. Evet, evet, Amerika Birleşik Devletleri işte de de. bu anayasalar falan nerede yazılıyor? Farmason bunların de. hepsi. Fakat adam kalkıyor Romalı general kıyafetiyle. Mesela ne yapıyorlar? Meclis'in adını Parlamento koymuyorlar. Senato koyuyorlar. Meclis'in bulunduğu yeri yani Washington inşa ederlerken ilk başkent New York. Washington'ı inşa ederlerken orada meclisi inşa edecekleri yerin adını Kapitol koyuyorlar. Roma'daki evet evet senatörün olduğu yer. Binalara Washington'daki binalara baktığınız zaman tamamen Roma'dan mülhem inşaat, Roma inşaatı, mimarisi bile. Bimarisi, Masonik işte, bir takım işaretler var. Onlar da var o ayrı. Evet. Ama tamamen Roma'dan mülhem bir inşaat faaliyeti orada söz konusu. Bunu artırabilirsiniz, Yani alın doların üzerine bakın. Dolarda yazan evet In God We Trust. Allah'a güveniyoruz yazıyor ama. Ne yazıyor? E pribrius unum. Çoklukta bir. çok Evet Kesrette tevhid vardır diyor. Vahdet vardır diyor. Yatınca hmm. evet, e, evet. bir kelime. Tabii. Onu da oraya yazmış. Öbür tarafını çeviriyorsun işte novo, novo scotrum yeni dünya düzeni diyor. filan. Hmm. Bir takım yine masonik semboller göngeydi, gözdü, ışıktı, piramitli, üçgendi filan hepsi var. Şimdi bunu yaparken bakıyorlar bir sürü örneklere diyorlar ki biz bir cumhuriyet kuracağız. Bu cumhuriyeti bir başkanı olacak ama biz dört yıllığına bir kral seçmeyeceğiz. Şayet biz kalkıp bu cumhurbaşkanına seçilecek olan kişiye namütenayi bir takım yetkiler verirsek bu bir süre sonra ne olur? Bir kral gibi olur. O zaman bizim ne yapmamız lazım? Güçler ayrımı prensibini o zaman yazılmış o kitap. Yani güçler, güçler ayrımı evet. prensibini Montesquieu'nun aynen burada tesis etmemiz lazım ve güçler ayrımını yalnız İngilizcesi separation of powers. Yani bu erktlerin birbirinden güçlerin birbirinden tamamen ayrımı şeklinde değil. Cooperation evet. of powers. Güçler arasında işbirliği şeklinde tesis etmemiz lazım. Bu şu demek? Ne yasama organı başkana evet. tahakküm edecek ne de başkan yasama veya yargının üzerinde yer alacak. Pek çok kararı müştereken alacaklar. Bakıyorsunuz gerçekten de bütçenin hazırlanmasından bir atama yapılmasına kadar Amerikan Anayasası'nda yürütmenin görevleri içerisinde sayılan pek çok vazife bu işbirliği yollarıyla yapılıyor. Dış politikaya baktığımızda mesela bir antlaşmanın imzası. Antlaşmaya imza yetkisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndadır. Fakat o antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için Amerikan Kongresi'nin iki kanadından biri olan Senato'da hem de 3'te 2 ekseriyet gerek. İstediği kadar imza Yine de hocam Amerikan Başkanı'nın dış politikada elinin içeriye göre daha serbest olduğu söyleniyor. Kim söylüyor? Ben söylemiyorum. Öyle bir şey yok. Şimdi Hı. oraya geleceğim. Hiç de öyle eli falan serbest değil. Tam tersine belki dış politikada daha bağlı. Mesela meclislere ki meclise danışmadan savaş yetkisi alabilir mi? Alamaz. Şey kararıyla başkanlık. Amerika Birleşik Devletleri tarihinde sizce kaç defa savaş kararı çıkmış Amerikan? Başkanlık olarak mı? Hayır. Amerikan Anayasası'na uygun kaç defa savaş kararı alınmış Sıfır mı? Beş. Beş mi? En sonuncusu ne zaman alınmış biliyor musunuz? Irak mı? Hayır. 1941'de. Japonya'ya savaşı ha, evet. 1941'den bu yana Amerika kaç defa savaşa girdi? Kore'de girdi, Tabii. Vietnam'da girdi, evet, Irak'ta girdi, önüne geleni bombaladı, Afganistan'da girdi. Hiçbirinde savaş kararı yok biliyor musunuz? Bunların hepsi askeri operasyon adıyla. Rusya'da aynı şey. Götürüyor. Yapacak. Savaş kararı yok. Anayasa, Amerikan Anayasası'na uygun alınmış savaş kararları baktığınız zaman işte 1812 Savaşı, 1898 Savaşı, 1917 Savaşı, yani Birinci Dünya Savaşı'na girişi, 1941 Savaşı... Operasyon dedi Paşa yani onları başkan alabilir mi? At tek başına alabiliyor o zaman. Kararı alıyor, askeri gönderiyor. Bütçeyi nereden çıkaracak? Tamam. Amerikan Kongresi'nden çıkıyor bütçe. İstediği anda o bütçeyi bir kısar, o operasyon kadük kalır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı antlaşmaların onayında dışarıya bir büyük elçi tayininde. Bu tür savaşların yürütülmesinde mutlaka ve mutlaka yasamı organıyla işbirliği halinde hareket etmelidir. Şimdi az önce bir sual tevcih ettiniz. Cevaben dedim ki hiç öyle eli kolu falan serbest değil. Çünkü Amerika'da karar alma mekanizmalarının bir kurumsal yapısı vardır. Bir de bu kuruma görünür ve görünmez şekilde karar almasına katkı sağlayan başka yapılar vardır. Bu Amerika'ya özgü bir sistemdir. Yürütme dediğimiz zaman başkan, başkanlık ofisi, yani presidency executive office, bakanlıklar, bunun yanında başkana bağlı olmadan değişen, bir tek ama üst düzey atamalar başkana bağlı olarak dönüşüyor. Bir bürokrasi, işte Pentagon, CIA ve CIA gibi 16 tane daha ...istihbarat komünitesi <laughs> dediğimiz... ...cemaati dediğimiz topluluk... ...öbür tarafta yasama organı... ...kongre ve senato... Şey, ...senato ve temsilciler meclisi ama bir de... ...baskı grupları, çıkar grupları... ...ve lobiler. Şimdi baskı, çıkar grupları ve lobiler... ...dediğimiz zaman aslında... ...hadi bakalım asıl Amerikan siyasetini... ...konuşuyoruz demek. Çünkü bugün seçilecek olan... ...bundan evvel de seçilmiş olan... ...bütün Amerika'daki... ...kongre üyeleri aslında birileriyle bir tür pazarlık yaparak, onlara bir takım taahhütlerde bulunarak o koltuklara gelmişler. Tevsel meclis üyeleri iki sene için seçilir. 2 yılda bir Yenilir. ve dar bölge sistemiyle olduğu için mesela Kaliforniya'da 56 tane diyelim milletvekili var. Bütün Kaliforniya'dan oy almıyorsunuz. 3-4 tane ilçenin evet. bölgesi, bir seçim bölgesi yapılıyor. Oradan oy alıyorsunuz. Orada kimler var? Diyelim ki Ermeniler var. Ağırlıklı olarak. E şimdi sizin o Ermenileri ikna etmeniz için ne yapmanız lazım? Efendim siz beni seçerseniz ben sizin sözcünüz olacağım. Hı. Ermeni dostluk grubunun mensubu olacağım. Türkiye'nin aleyhine her şeye evet diyeceğim demeniz lazım. Hı. Ya da çıkar grubu olarak orada ne var? Mesela bir çelik fabrikası var. Çelik işçileri sendikası kuvvetli. Veyahut tütün ziraati yapılıyor. Onlar bir grup oluşturmuşlar. Onlar kuvvetli. Oradan oy alabilmeniz için bunların desteğini almak zorundasınız. Bir de fundraising diye bir mekanizma var. Yani herkes kendi seçim kampanyası için bağış toplama hakkına sahip. Belli hadleri var onun, onun ötesine geçemezsin ama neticede para toplamadan da seçim yürütemezsin. Seçime kadar para toplamak için çalışıyorsunuz, seçildikten sonra da harcadığınız parayı geri kazanmak ve aynı koltuğa bir daha gelmek için uğraşıyorsunuz. Mesela Amerika'da bir senatörden randevu alacağınız zaman danışmanına yol yönlendirir sizi ve bunların hepsi yasaldır. 1900 sanırım 64'tür tarihli bir lobi yasası var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Diyor ki lobicilik yani Türkçedeki karşılığıyla iş takibi serbesttir. Amerikan Kongresi'nde evet. yeter ki şeffaf olsun ve vergisini ödeyin. Yani kimden ne alıyorsan kardeşim vergilendireceksin. Bilelim. Bir de şey. Bilelim yani Türkiye Cumhuriyeti devleti de yıllardır Amerika'da lobi firmalarıyla çalışır. Kendi hak ve menfaatlerini hem Amerikan kamuoyunda hem de yasama organında elde edebilmek için çıkartır parasını verir. Belki bizim bütçede o gözükmez ama karşıdaki firma onu Amerika vergi ödeyeceği için şeffaf bir şekilde gösterir. Belki bunu, bunu Türkiye ödedi der mi? E demek zorunda. Tamam. tamam. Peki. Ben bunu Türkiye'den aldım. Abi bakıyorsun acayip şeyler çıkıyor aynı firma Ermenistan'a da çalışmış mesela. Yani firma bir branchi bana çalışırken öbür bir branchi da başkasına. Sonuç yani sorunuza cevap için söylüyorum. Hı hı. Bu lobiler arasında dış politika ile ilgili. Baskı ve çıkar grupları arasında dış politikayla ilgili olanlar yok mudur? Elbette vardır. Bunların başında etnik lobilerden evvel enerji lobisi gelir ve silah lobisi gelir. Yani petrol firmaları ve silah firmaları. Bunlar darbe bile yaptırır. Mesela 1954-53'te İran'da seçilmiş başbakan Muhammed Musaddık tabii Kalkıp da Anglo-İran Petrol Kumpanyası'nı millileştirmeye karar verince İngilizler biz bunu beceremiyoruz deyip Amerikalılardan yardım istediler. Ve sözde bir halk ayaklanmasıyla Musaddık devrildi. Yıllar evet. sonra Stephen Kinzer ilk önce başkanın bütün adamları diye bir, bir çok kitap yazdı. Çok güzel bir yazdı. Türkçesi var. Çok Başkanın bütün adamları diye tercüme edildi. Çok o kitap bunu yazdı. itiraf etti. Ama Filmi aradan 5-10 sene geçti. CIA dedi ki evet biz yaptık. Kabul 60 ettik. sene sonra kabul etti. Biz yaptırdık dedi. Peki bir sene sonra Guatemala'yı da kim devirdi Guatemala evet, Cumhurbaşkanını? Evet. Ve niye devirdiler biliyor musunuz? Orada petrol yok. Meyve ticaretini millileştirdi evet. adam. Peki meyve ticareti kimin elindeydi? United Fruit Company'nin elindeydi. Yani Amerikalı Birleşik Gıda Şirketi evet. Guatemala'nın muzunu, işte avokadosunu, bilmem nesini topluyor ucuza 3-5 kuruşa. Amerika şeyde kalktı, Guatemala devlet başkanı millileştirdi. Bir darbeyle adamı devirdiler, arkasından bir iş savaş 250 bin kişi öldü. Kim istedi bunu? Yani Hocam, Amerikanın... devam sorunlarım var, sorularım var. Sonuçta dış politikaya tesir ederler. 1964 5 Haziran'ında Türkiye'ye Johnson mektubunun gelmesinin arkasında da o sene işte seçim yılının olması ve Rum lobisinin bastırması vardır. Amerikan Başkanı Johnson Gerçekten belki Türkiye'nin yerini bile gösteremeyecek. Teksas'tan evet, gelmiş işte evet. sıradan bir taşla siyasetçisi. Tesadüfen Kennedy öldürülünce onun yerine başkan olmuş. Kalktı tarihin görüp görebileceği en ağır bir mektubu Türkiye'ye gönderdi. Ve Türkiye'ye Kıbrıs'a harekat düzenlemekten tabii. engelledi. E, tabii öyle. Dolayısıyla dış politika Amerikan başkanından ziyade Amerikan başkanına da yön veren Kongre içerisinde, veyahut bürokrasi içerisinde ilişkili oldukları gruplara göre hareket eden e, kişilerce de yönlendiriliyor. Evet. Bize Biz, mesela burada büyükelçi tayin ediliyor. Ben bu kadar meşakkatli bir tayin olduğunu adamın senato'da resmen sorguya çekildiğini, öyle. taahhütler istendiğini yani bu e, Türkiye'ye kabul ettirecek misin bu soykırımı? daha iyi. Daha iyi Hearing yani. diye senatoda bir oturum yapıyorlar değil mi evet. hocam? Şimdi Yabancı Matthew, dil dahi soruyorlar. Matthew Reiser, e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü de yaptı galiba. Beyaz Saray'da da bir görevi vardı. Obama bunu Bakü'ye büyük elçi olarak adayı gösterdi. Bakın tayin etmeden evet, evet adayı gösteriyor. O senatoda hearing denilen oturumda Senato Dış İlişkiler Komitesi'ndeki en böyle deve dişi gibi siyasetçi denir ya. Böyle evet. yıllardır senatör olan adamların en prestijli komite orasıdır. Evet. Bir de İstihbarat ve Savunma Komitesi. Orada halka açık bir e, soruşturmaya alındı diyelim. Ve sordu herkes soruyor. Dediler ki ısrarla bizim de maalesef e, çok aleyhimize kararlara imza atmış olan bir takım senatörler Ermeni soykırımı tanıyacak mısın? Matthew Rice'a dedi ki benim hükümetimin o tarihte daha başkanlık açıklaması yoktu. Benim hükümetim bu olayı bir soykırım olarak tanımamaktadır. Ben de bir hükümet görevlisi olduğum için soykırım diyemem. Hükümet görevlisi olarak sormuyorum. Matthew Rice olarak soruyorum. Sen şahsen 1915'te bir soykırım Türkler yaptı mı yapmadı mı inanıyor musun? E ben sizin karşınızda kişisel olarak durmuyorum. Bu kapas. Ve adamı onaylamadılar biliyor musun? O da bir açıktan yararlanarak evet. anayasal açıktan Obama yılın son 15 günü içerisinde bir yılına geçici olarak oraya tayin etti. Aynen. Ama senatonun onaylamadığı bir adam olarak tayin etti. Yani böyle de sıkıştırıyorlar Peki. insanları. Peki. Şöyle yapalım e, hocam. E, paşamızı bekletmenin bir tür onla da konuşalım. Sonra size devam e, sorularım olacak ki onları ben bir önce şunu da tercih yani çok e, bilgilendirici bir e, teknik açıdan da öyleydi Amerikan siyasetinin. Yani şu hearing konusunda bir şey söylemek isterim. Çünkü benim o konuda şöyle bir tecrübem var gazeteci olarak. 90'lı yıllarda e, Türk basını bu hearingleri çok bilmiyordu. E, halbuki e, Amerikan büyükelçilerinin senato sorgulamaları öyle diyelim. Fevkalade bilgilendirici ve uzundur. Bunları da açık olarak yayınlarlar. Sonra bir ara Adım kapattılar. Canlı yayınlıyorlar. Canlı yayınlıyorlar. Tabii, hayır, bir ara kapandı ama hocam yani. Ee, sebebini bilmiyorum ama aklınıza gelen ve oradaki en samimi cevapları da yani bugün e, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'yle şurada oturalım bir saat konuşma yapalım en can alıcı konularda bir şey çıkmaz. Bir şey çıkmaz. Ama orada hepsini söylüyordu. Şeyi de ben çok iyi hatırlıyorum. Bir e, hangi büyükelçiydi hatırlamıyorum ama konuş şeylerden birisi Türkçe bir soru sordu. Bak adam anlamadı tabii adam. Dedi ki bakın hiç öğrenmemişsiniz dedi. Muhtemelen o da bilmiyordu ama hı hı. o öğrenip gelmiş yani şöyle bir şey. O yani o kadar darlıyorlar. onun için söylüyorum. Şaşırdım. Şöyle. Çünkü e, Amerika'ya Amerika'nın İstanbul'a ve e, Ankara'ya göndereceği diplomatları hı hı. atanacaklarını evet. yaklaşık bir yıl evvel öyle Öğreniler. çalışmaya başlıyor. Hatta eşlerinin de kurslara ve, yazıldığını biliyorsun. E, kurs değil. Bu Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın içerisinde özel bir program hmm. vardır. Gidecekleri ülkenin hocaları, mesela Amerika'da, Georgetown Üniversitesi'nde, National Defense University'de, George Washington Üniversitesi'nde hocalık yapan Türkler giderler. Evet, bunu bir, kere bir kere ders daha saati ücretli evet. olarak orada hmm. Türkçe öğretirler. Ve bunlar hmm. esprilerine varana kadar Türkçe öğrenip buraya gelirler. Maalesef bizde bu yok. Maalesef bizde hatta ve hatta feci bir durum biliyorsunuz biz yaşadık. Allah'a çok şükür ki o günleri atlattık. Bu memlekette dünyanın Türk bürokrasisinin en önemli kurumlarından biri olan Hariciye imtihanına girenlerden İngilizce yeterliliğini istenmediği bir dönemden geçtik biz. Hariciye imtihanına girip de arkasından İngilizce kursuna gönderilen diplomatlar gördü bu ülke. Ha arkasından tabii ne oldu hepsi FETÖ soruşturmaları çerçevesinde ihraç edildi gittiler. Ama siz hariciye eleman alıyorsunuz. Tabii. Eleman İngilizce bilmiyor. İngilizce bilmediği gibi Almanca da bilmiyor, Fransızca da bilmiyor. Sonra bunu alıyorsun, İngilizce kursuna gönderiyorsun. Nedir amca? Böyle bir tuhaflık olabilir mi Tabii çok haklısın. <laughs> yani bu o dönemin icraatını savunarak bugün siyaset yapılabilir mi Türkiye'de? Eyvallah. İnsan biraz utanır ya. Çok yani mesaj herhalde yerine ulaşacaktır. O son cümlenizde özellikle altını ben de evet. çizmiş olayım. Başam e, buyurunuz tekrar ben, geleceğim hocam. Şöyle öncelikle mevcut durumu, dünya konjonktürünü bir ortaya koymak gerekiyor. Şu anda Biden, Biden'e olan güvenin %40'ların altına indi ve Biden'ın yaptıklarının Amerikan toplumu tarafından, yani. evet yani %40'ın altına indi ve yaptıklarının da olumlu bulunduğu oranın %19'a indiği bir dönemden geçiyoruz. Burada aslında Biden döneminin iki senesi daha var. Yani Biden gene iktidarda kalmaya devam edecek ama işte senato veya temsilciler meclisindeki oranların değişikliğine göre Amerika Birleşik Devletleri ciddi bir politika değişikliğine gidebilir. Bir kere bunun için Trump'ın döneminde Amerikan tarihinde neler ilk yaşandı? Bunlara bir bakmak lazım. Biliyorsunuz öncelikle ilk kez azil süreci başlatılan bir başkandan söz ediyoruz. Daha evvel de var ama en geniş kapsamlı. İkincisi Rusya'nın seçime... Trump için e, söylüyorsunuz evet, onu. Evet. Rusya'nın e, seçimde e, Trump yanına, yanında yer alarak onu desteklediğine dair biliyorsunuz Adalet Bakanlığı'nın özel savcıyla başlattığı bir soruşturma var. Ondan da aklandığını görüyoruz. Kongrenin ilk kez seçim sonrası basıldığı bir süreci yaşadığımız bir Trump dönemi var. E, ve bunun ötesinde... En önemlisi generaller de bir imza ile bir bildiri e, sundukları Amerikan tarihinde yine ilk olan bir olayı yaşadığımız bir Trump dönemi var. Çok ilginç günlerdi. Evet. Çok ilginç günlerdi. E, şimdi Trump'ın o tarihte dünyada neler yaptığına bir bakalım. Yani temsilciler meclisindeki çoğunlukla bunlara karar verebilir mi? Bir, INF anlaşmasından çekilmişti. Esasında bugün Rusya'nın nükleer doktrinde değişiklik yaparak konvansiyonel silahlarda dahil nükleer silah kullanabileceğini başlangıcı INF anlaşmasından çekilmesidir. İkincisi ise Start anlaşmasını biliyorsunuz onaylamadı. Çin de gelsin bunu imzalasın dedi ve Biden gelir gelmez imzaladı. Ee, yeni Start anlaşması biliyorsunuz son elde bir o kalmıştı ve onda Biden iktidara gelince yaptı. Şimdi burada e, bence nükleer silahlanmaya ve dünyayı nükleer anlamda bir kargaşaya sokabilecek eğer çoğunluk ve politika belirlenmesi etkili olursa Amerika'nın da e, ve Rusya'da bu yanlış olduğu için şu anki Biden hükümetinin yaptığı görüşmelerde hem nükleer silah konu kullanılmaması konusunda hem de onurlu barış adı verilen e, bir takım çalışmaların yürüttüğünü biliyoruz. Bunlar seçim dönemi olduğu için şu anda yüksek sesle gündeme getirilmiyor. Ancak dediğim gibi eğer kendi etkili isimleriyle Temsilciler Meclisi ve Senato'da gündeme gelirse dünya yeni bir nükleer silahlanmanın ve savaşın eşiğine gelebilir. Çünkü Trump'ın yaptıklarına bakıyoruz dediğim gibi. INF yok etti kısa menzilli füzeler. Start'ta hayır dedi. Biden mecbur kaldı gelir gelmez bir hafta içinde imzalamaya. Ee, öncesinde neler var? İranlı olan nükleer anlaşmayı yok etti. Ee, şimdi nedir? Ee, İran kargaşa halinde. O zaman neyi dikkate alacağız? Paris Anlaşması'nı da hatırlayın. Evet o da var. Paris Anlaşması'nı da yok etti. En önemlisi Müslümanların bir kısmına biliyorsunuz Amerika'ya giriş yasağı koydu. E, Meksika'ya duvar oluşturmaya çalıştı. Orta Doğu'da yaptıkları e, gözümüzün önünde. E, bunun dışında e, Trump'ın e, eğer seçilirse ki onun en önemli süreci de pandemi dönemine denk gelmesi oldu. E, bu süreçte Amerika'nın yarım kalan ve Biden'ın geri ettirdiği politikaları Trump'ın yapısını biliyorsak bunlara geri dönüş sürecini başlatacaktır. Yani dünya tekrar Paris İklim Anlaşması'ndan çekilen bir Amerika. Onun ötesinde Avrupa Birliği'ne sürekli olarak elini sallayan, Trump giderken elini sallıyordu biliyorsunuz. Bu binalar benim sayemde yapıldı, bunlar biz olmasak siz çökersiniz falan diyerek. Tekrar Avrupa ülkelerini yerle bir ettiği, herkese hakaretler yağdırdığı bir süreç başlayacak. Ben de bu NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin zaten parçalanmakta olan şu an Almanya'nın yaptığı hamleler nedeniyle Avrupa Birliği'nin çöküş sürecini hızlandırabileceğini ben Hı. değerlendiriyorum. Ee, diğer bir konu Ukrayna olan savaşta ki Trump'ın Rusya ile olan ilişkisini biliyoruz. Geçen gün Wagner'in sözcüleri açıklama yaptı. Evet dedi biz Amerikan seçimlerinde Evet evet, evet müdahalede evet, müdahale, müdahale, de. müdahale de oluyoruz dedi. E, bu da Putin'le kurduğu ilişkiye bir bakmak gerekiyor. E, Putin'le iyi bir e, teması var. Bu yüzden Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya verilen kiralama ve ödünç kapsamında verilen süreçlerin ben bu sefer temsilciler meclisi ve ilgili yerlerden geçmeyeceğini düşünüyorum. E, ve dolayısıyla Ukrayna'yı MİSK anlaşmaları yapan ekip Trump ekibiydi. Dolayısıyla ve destekleyen bir e, ekip 2014 yıllarından itibaren ilk başta onun da bir takım hamleleri oldu ama Minsk anlaşmalarının uygulanması taraftarıydı onlar ve dolayısıyla Rusya'nın yaptığı şu anki hamleyi tanıyarak mevcut olanla yetinmek konusunda ve çünkü Xi Jinping'in dünkü e, açıklaması bugünkü sıradan değil. E, dedi evet, ya evet, savaşa bunun şey. temel nedeni Trump'ın iktidara gelmesiyle Amerika'nın Şahin Kanadının daha ön plana çıkacağı ve Amerikan ordusunun daha efektif kullanacağı ve Japonya'ya Amerika'nın nükleer silahlanmada nükleer silah üretebilmesi için gerekli zenginleştirilmiş uranyumu vereceği ve Çin'in de bundan ciddi şekilde endişelendiği bir sürece doğru gidiyoruz. Haşam bazı ülkelerin bu seçimin sonucuna yatırım yapan işlerle giriştiklerini gözlemleyebiliyoruz. Evet, evet. Yani Şu, Almanya hani, işte en başta Almanya e, Japonya pek Tabii. Çin, mesela Çin'in bugün yani Çin'in açıklamasıyla artık devlet başkanının ulusun güvenliği giderek istikrarsız ve belirsiz hale geldiğinden Çin savaşa hazırlanmaya odaklanacak. Çünkü i̇şte, çünkü Amerikan kamuoyundaki değişiklikleri hissediyor. Biden olan güvenin azaldığını evet. yerine geçecek eğer başkan yardımcısı geçecekse o gün bugüne kadar yaptığı hiçbir şey olmadığını biliyor. Ee, ve bütün bu süreç içerisinde e, evet Biden iki yıl daha var resmi olarak ama e, eğer onun elindeki e, bu imkanlar ortadan kalkarsa karar alma vesaire gibi Amerikan e, anayasasına ve sistemine göre başkanın elindeki e, bu imkanlarla e, ben e, Trump politikasını eğer Trump'ın istediği sonuç olursa e, Trump'ın başından beri yürüttüğü politikalara önemli ölçüde geri dönüş yapacağım. Bu kapsamda ne zamanlama çok önemli Netanyahu da iktidara geldi. E, Trump en çok kimi destekledi? İsrail'i. Golan Tepeler'in imzayla Orada şov yaparak vermedi mi? bu seçimin sonucuna bağlıyorlar. Evet yani. İsrail e, biliyorsunuz Büyükelçiliği nereye taşıdı dünya tarihinde? Onun için oylama yapıldı. Kudüs'e taşımadı mı? Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Washington temsilciliğini iptal etmedi mi? Verilen yardımları yok etmedi mi? Bunları kim yaptı? Trump yaptı. Biden tekrar bunları başlatmıştı. Bir, bir kısmı da damadı yaptı. Evet. Ve bu süreç e, Orta Doğu'da tekrar bir geri dönüş olacak. İbrahim anlaşmaları e, biraz gevşemeye başlamıştı. Amerika eğer Trump iki sene sonra geleceğini dikkat alırlarsa bu seçim sonuçlarına göre mesela durduk yerde birdenbire İran'da kargaşa varken İran'ın Suudi Arabistan'ı tehdit ettiği şeklinde ciddi anlamda emareler var. Hatta Selman'ın katılacağı Cezayir'deki toplantıya sırf bunun için kendisine suikast yapılacağı dair gitmediğine dair bir takım haberler var. Şu anda Suudi Arabistan yarı teyakkuz durumunda İran'dan olası bir tehdide karşı. ama. İşte Amerikalılar diyor ama Suudiler çok ciddiye aldılar. Selman gitmedi gideceğini deklar etmesine rağmen cezaer toplantısına katılmadı. Ee, ve bir darbe veya benzeri bir şey olabilir düşüncesiyle. Bu da aynı şekilde e, Suudi Arabistan, e, İran ilişkileri gerginleştirerek Suudi Arabistan üzerinde tekrar Amerika'nın ege egemenliğini sağlamaya yönelik bir hamle olarak ben de bunu görüyorum. Bundan dolayısıyla Körfez'in diğer ülkeleri de etkileyecekti biliyorsunuz. Biden'a hepsi kafa e, tutmuşlardı tabiri caizse. E, ve Bunu e, Amerika'da eğer Trump değişikliği olursa o ülkeler de buna göre bir politika belirlenmesi içine ben girdiklerini düşünüyorum. E, bunun dışında tabii Özellikle e, İran'ın Amerika'nın en çok hoşuna giden şey de temsilciler meclisinde çoğunluk sağlanırsa İran'ın şu an içinde düştüğü durum e, ve e, bu bunu temsilciler meclisi Trump taraftarlarıyla İran'ın parçalanmasını hızlandıracakları bir sürece gireceğini düşünüyorum. Güney Azerbaycan, Huzistan e, ondan sonra Peşak'ın olduğu bölge ve Beligistan dediğimiz 6-7 bölge İlginç olan bu bölgeler nerelerdedir? Bu bölgeler İran'ın sınır bölgeleridir. İranlılar, Farslar nerede yaşıyor? İran'ın merkezinde. Bu bölgeleri yok ettiğiniz takdirde ve o bu bölgeler İran'ın dış dünyaya ilişkiyi kesilir ve meşhur Şiileşme ve Şii cephesi hareketi Orta Doğu ve diğer bölgelerde etkiler yok olur gider. Dolayısıyla bu kimin işine yarayacaktır? İsrail'in işine yarayacaktır. Ve İsrail, Netanyahu ile bu politikayı destekleyecektir. İran'daki mevcut gelişmeler şu anda Trump taraftarı olan temsilciler meclisinde ve alınacak dış politika kararlarıyla bu süreç bence gerçekleşecektir. Ve İran'ın bölünmesi hızlanacaktır. Ama Amerika'nın toplumunda şu anda... Kadınların en çok oy kullanacağı bir seçim olduğu bilgileri var. Niye? Kürtaş yasası nedeniyle. Biliyorsun anayasa mahkemesi. Orada her, her seçimde inanılmaz evet. popüler bir konu bu. Ve e, şeyli yani bayağı e, da kutuplaştıran bir konu. Tabii. E, referandum var. Bak onu demin atladım ben. Hı hı. Şu anda bu meseleyle ilgili Kaliforniya, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana ve Vermont eyaletlerinde referandum yapılacak. Serbest yapacak. bırakılsın, evet. bırakılsın, bırakılsın bırakılmasın mı? mı? Bırakılmasın evet. mı? Evet. E, şu anda e, doğurganlık yaşında olan kadınların bir önceki seçimlerle mukayese etmişler. Yüzde seksen oranında seçim için kayıt olduklarına dair veriler var. Yani bu seçimde en önemli sonucu söyleyecekler arasında kürtaj yasasına tepkide bulunan kadınların olacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla sonuçlar bugüne kadar anketlerin hepsinin tam tersi sonuçlar ortaya çıkabilir deniyor. Evet. Mesela ee, adayların evet. binlerce aday var. Yani hepsinin dahi söylüyorum. Bu siz saydınız ya uzun uzun. Onların hepsinde bir anket çalışması yapılmış, yani tarama çalışması daha doğrusu yüzde yirmisi asker, bütün şeylerde aday. senato temsilciler Tabii ki evet. mesela bir önceki seçimde yüzde kaçmış? Daha düşük. Et öyledir, Yok. Yok daha düşük. Yani Amerika, Amerika, Amerika'da seçim, şey siyaset yapanlara Okudum, baktığınız zaman bir defa sorarlar. Eskiden şey sorarlardı. İkinci ikinci harbine katıldım mı falan. Sonra Vietnam popüler oldu, değil mi? Vietnam, Vietnam harbinde var. bu adam askere gitmiş mi, gitmemiş, gitmemiş mi? Şimdi Irak Harbi filan. Yani bu şeydir bu askerlik özellikle Temsilciler Meclisi tarafında önemli bir şeydir yani. Evet. Ee, ben e Trump kendisine yapan bu azil sürecini unutmadığını düşünüyorum ve Biden hakkında da bir azil süreci başlatacağını değerlendiriyorum. Biden'la bir açıklaması oldu. Evet. azille ilgili. Evet. Hı -hı. Çünkü Afganistan konusunda ciddi bir soruşturma açılma istek var, var. Afganistan'dan çekilmenin Amerika'ya olan maliyeti ve dünya kamuoyunda Amerikan hegemonik gücüne indirilen en büyük darbelerden biri olduğuna dair. Hı -hı. bu Amerikan toplumunda ciddi tepki toplayan, bu konularla ilgilenen kişiler için bu konuda ve aynı zamanda oğluyla ilgili biliyorsunuz. Oğlunun Çin şirketleriyle bir takım ilişkileri konusunda da önemli bir takım emareler ve bu konuda da Biden üstüne giderek göçmen politikası aynı şekilde yoğun bir soruşturma ve azil süreci başlatılabileceği. Eğer azil süreci başlatılırsa ben Amerika'nın iç kar kargaşa içerisine gideceğini ve ciddi çatışmaların yaşanabileceğini bunun da başka daha evvel bağımsızlık referandumu yapan ülkelerin hep bunu iddia ediyoruz. Amerika evet İran'ı parçalamaya çalışırken Amerika Birleşik Devletleri'nin parçalanabileceği Hayır, Şu anda bir ekonomik sosyal zemin zemine hissediyor. Kaliforniya mı? vesaire gibi ülkelerin bağımsızlık referandumlarına hız verebileceği bu kaos ortamı içerisinde çünkü Trump da gelse Biden da gelse bu süreç devam edecek. Amerika toplumu tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumda. Ee, özellikle pandemi döneminde başlayan bu olumlu sürecin etkileri hala giderilmiş değil. Hem ekonomik anlamda hem siyasal anlamda e, ve toplumun sosyolojik boyutunda da aynı şekilde ciddi çöküşler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu kısa vade içinde toparlaması mümkün değil. Zaten e, bu çoğunluk seçim sonucuna göre neyin ne olacağına bakmak için Biden'ın yayınladığı en son Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji belgesine bakıp Trump'ın yayınladığı belgeyle karşılaştırmak gerekiyor. Çünkü Biden bundan sonra ne yapmak istediğini ulusal güvenlik stratejisi işte iki hafta evvel, üç hafta evvel yayınladı yenisini. Trump'ın yayınladığıyla arasında önemli bir fark var. Trump ne diyordu? Önce Amerika diyordu. Önce ben dünyaya ben gözüyle bakarım. Biden ne diyor? Ben diyor müttefiklerle birlikte hareket ederim diyor. Amerika hiçbir zaman Trump mütefik kavramını falan kullanmıyordu. E, ve dolayısıyla e, tekrar e, Amerika'nın e, önceki halini bütün dünya bildiği için, efendim Trump o zaman acemiydi, e, değiştirebilirdi. Trump'ı frenleyen e, salgın olmuştur. Pandemi dönemi olmuştur. Eğer pandemi dönemiyle son bir buçuk yıl, iki yılı bununla geçmemiş olsaydı, Trump'ın çok daha vahim işlere dünyada imza atacağını ben değerlendiriyorum. E, dünyayı daha büyük bir kaos içine sokacaktı. Ee, ve e, bunun e, izlerini sürecek ve en önemli bir konu daha var. Biliyorsunuz seçime e, şaibe karıştı. Konusunu sürekli gündemde tutuyor. Ve şu anda adaylar içerisinde de e, ve seçilme ihtimali kuvvetli olan adayların büyük bir çoğu da seçim kampanyalarında Trump'ın bu sözü üzerine yoğun bir şekilde önceki seçimlere şaibe karıştı. Eğer bunlar eyaletlerde vali olarak seçilirlerse 2024 seçimlerini onaylamama veya kabul etmeme şeklinde ciddi bir takım Amerikan kamuoyunda yazılar var. Bu da Amerikan kamuoyunu ciddi bir bölünmeye götürecektir. Sonuçta bu seçim bence Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrasinin tam anlamıyla köküşüne götüren bir seçim olacaktır. Ve dünyada örnek alınan Amerika'nın işte örnek meşhur demokrasinin ne hale geldiğini bütün dünya ülkeleri görecek otoriter liderlikler bunun olması da gerekiyor. Evet. Yani. Şayet şey yani, Otoriter liderlikler ve benzeri şeyler zaten Avrupa'da yükselen aşırı sağcılık e, vesaire gibi kavramların daha da yükselmesine sebep verecektir. Ve Çok aynı başam. şekilde Brezilya vesaire gibi yerlerde ben Amerika'nın şey, müdahale edeceğini düşünüyorum. Evet. Başam başa Yani bu bir korku tüneli gibi bir şey. Evet, zaten şey vardı biliyorsunuz. <laughs> yani Trump e, Luna Park'ta korku tüneline giriyor. Bir tek ona karşı bakan Kuzey Kore'nin lideri sakin duruyor. Diğerleri hepsi böyle ayaktalar. Trump'ın saçları dimdik oluyor. Korku tünelinden gelirken herkes ellerini kaldırıyor. Yani teslim olduk neresi, neresi dediniz? Brezilya ile neresi dediniz? Brezilya'ya şu anki Lula'nın tamam, tamam. seçimine evet. müdahale edecek sol yani harekete. O, yani o da, da ayrı. ayrı bir bu Cezayir'in başvurusu ayrı. Cezayir tabii. E evet. Cezayir tabi. de ayrı tabii. Evet. Şimdi bugün değerlendirmenizden sonra Türkiye'ye faydasızlara e, ne? Türkiye düşünüyor? bence Yunanistan'la Mitsotakis arasında Mitsotakis e aynı desteği vereceğini düşünmüyorum. E, özellikle özellikle dedaç konusunda Amerika Birleşik Devletleri yani e, ikinci, eğer kaybederse ikinci döneminde o kadar ağırlık vermeyecektir. Ağırlık vermeyecektir. Çünkü e, verilecek olan kararlar ve benzeri şeyler Türk-Amerikan ilişkilerini ciddi şekilde gerdiğini ve Trump'ın özellikle İran konusu eğer ha, İran bu önemli. Evet. Bey'in der, çıkardığı dersler var dedi. Onun altı o başlığın altına evet. Biden'ın der, çıkardığı dersleri yazabiliriz. Evet. Güzel. Yani e, ikincisi genişletilmiş Karadeniz kavramının ortaya çıkışı e, Trump dönemine aittir. Yani dolayısıyla Trump döneminde genişletilmiş Karadeniz'e Rusya'nın Rusya Ukrayna savaşı yer almıyor. Genişletilmiş Karadeniz kavramında evet e, Rusya'yı çevrelemek var, yakın çevre kuşatmak vesaire gibi politikalar aynen devam ediyor. Ama bununla birlikte ağırlık merkezi Kafkaslar bölgesiydi. Kafkaslardan Orta Asya açılma. Dolayısıyla Amerikan stratejisinde bence gereksiz yere Ukrayna savaşına odaklandığı için Ukrayna-Rusya Amerika esas olan Çin ve Orta Asya açılımını ciddi bir şekilde geciktirdi ve bu bölgedeki üstünlüğünü Rusya'ya Tacikistan konusunda özellikle Rusya ile olan e, Tacikistan işbirliğini ve büyük ölçüde Afganistan'da da Çin'e kaptırdığını e, görebiliyoruz. E, bu yüzden de e, Orta Asya politikasına biraz daha ağırlık verecektir. Burada Biden'ın yaptığı en önemli abla işte İmran Han'la ve Pakistan'da seçimlere de bir şekilde şaibe karıştırılarak İmran Han en son suikasta da uğradı. Bir değişiklik de Amerikan yalnızı bir politika izlemeye teşvik edilmesidir. Bunun dışında Orta Asya'da Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı hiçbir başarı yok. Hindistan'ı bağlantısız veya e, tarafsız gibi ve biraz da Çin'e ve Rusya'ya meyilli olarak gösteren de Biden'ın politikalarıdır. Yine Aukus dediğimiz yapılanma e, ve bunun benzeri Kuart dörtlüsü vesaire. Evet bunlar ilk zaman Trump döneminde atılandır Kuart ama ben e, Trump'ın e, özellikle Biden dönemindeki kuart, e, Aukus dediğimiz yapılanmanın Amerika'ya hiçbir şey kazandırmayacağını 20 sene sonra oluşacak bir nükleer denizaltılardan oluşan bir Avustralya'nın 3-5 sene içinde oluşacak bir gelişmeye hiçbir desteği olmadığını ve Biden'ın ittifaklarla oluşacak bir yapı nedeniyle sırf oluşturduğu bir hamle olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada Trump'ın doğrudan doğruya, hedef olarak bu tür ittifaklardan ziyade Japonya'yı etkin bir şekilde kullanabileceğini Çin'e karşı ve en kısa zamanda Japonya'nın da nükleer silah üreten ülkeler listesine bu meclisin geçireceği kararlarla yer alacağını düşünüyorum. Ukra Dolayısıyla... 2. dönemin Ukrayna'ya etkisi? E, Ukrayna'daki dediğim gibi e, Ukrayna-Rusya savaşının devam etmesi... Pardon Ameri ben bir daha tekrarlayayım da evet. için. Eğer seçimler Biden'ın aleyhine sonuçlanırsa ikinci dönemi Amerikan siyasetindeki Evet, o da potansiyel evet. riskleri saydınız. Ayrı konu cepte duruyor. Orada bir değişiklik olursa artık bakacağız ona. Ee, Ukrayna'daki barışı aramada bir yükselme gösterir mi? Elbette. Yani Rusya ile Trump'ın Putin'le olan Biz ilişkisine yapıyoruz. ilişkisini dikkate aldığımızda e, bunun ben yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü... Amerika evet burada Rusya'yı meşgul ettiği yaptırımlarla ciddi bir zarar verdiğini düşünüyor ama verilerin hala bu kadar olduğunu pek düşünmüyoruz. Evet Ukrayna'nın başarıları var ama bunun Amerika'ya maliyeti daha net olarak açıklanmadı. Yani buraya gönderilen özel birlikler, gönderilen son model silah sistemleri vesaire gibi şeyler sonuç ne oldu? Sonuç ortada yok. Tam tersi işte dört bölgenin ilhak edilmesi, bunun için karar alınması vesaire gibi ve Dün açıklama yaptı Zelenski, maalesef dedi enerji kaynağının yüzde 40 oldu. 2 hafta evvel yüzde 30'du. Kışa girerken yüzde 40 enerji kaynakları gitmiş bir Ukrayna'dan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu süreçte Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın şu anda başlatılan onurlu barış dediğimiz sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasından yana olacaktır. Ve bunun için de elini yükseltecektir Trump destekçileriyle birlikte. Tabii Biden iktidarda ama... Ee, nükleer silah kullanma e, şeyini daha e, ön plana tutacaktır. Gerektiği zaman misliyle karşılık veririz değil. Trump'ın hamlelerini o dönemde biliyoruz. Dolayısıyla temsilciler meclisinin alınacak olan kararlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin önce Amerika kavramının yeniden hakim olay olur. Eğer çoğunluk olduğu takdirde elbette hı hı. E, olur. Ama ben e, çoğunluğun Trump tarafından alınabileceğini düşünüyorum. Peki. Esasında Amerikan seçimlerinin Türk seçimlerini etkisi diye de bir başlık konuşulmalı. Karşı evet, evet. de devam ederiz ona. Başka sorular var. Daha bu dosyayı kapamıyoruz efendim. Bir reklam aramız var. Ee, hemen geleceğiz. Döndük efendim. Akıl odası devam ediyor. Paşamın son bölümü. Türkiye etkilerini, Amerikan evet. seçimlerini konuşuyor idik. Ukrayna'yı konuştuk, evet. tamamladık. Buyurunuz. Ben aynı zamanda özellikle Trump'un çoğunluğu elde etmesiyle birlikte Türkiye'nin Türk devletleri teşkilatı vasıtasıyla hani Amerika'nın zayıfladığı Orta Asya diyordum ya bu devletlerle olan ilişkisini dikkate alarak Çin'e karşı ve Rusya'ya karşı burada bir üstünlük elde etmek. Aynı şekilde Kafkaslar'da Türkiye'nin olan Güney Kafkaslar'da etkisini dikkate aldığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya karşısında kendini dengeleyebilmek için Türkiye'ye mutlaka ihtiyacı olduğunu ben düşünüyorum. Bu yüzden de Biden yönetimi gibi değil, tam tersine Kafkaslar'da Fransa ile gizli gizli Paşinyan'la iş yapmaktan ziyade daha açık ve net bir politika. Bir de unutmayalım, soykırımını tanıyan ilk kişi Biden'dı. Bugüne kadar Trump 4 yıl içerisinde büyük felaket diye geçti ama Biden ilk seçiminde işin ismini koydu. Yani net bir şekilde Türkiye karşılıklı ve evet, Trump'ın da Amerika Birleşik Devletleri, önce Amerika diyor, <laughs> e, buraya Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı ben yazdığı mektuplar, söylediği ifadeler falan var ama Türkiye'nin de önem ve gerçeğini de ortaya bir yerde koyabildiğini ve Amerika'nın e, bu bölgede önce Amerika olabilmesi için daha doğrusu Türkiye'nin mutlaka bu gücünün ön plana alınması gerektiğini bilen bir isim olduğunu ben düşünüyorum ve etrafındakilerin. O yüzden de Orta Asya'da kaybettiği üstünlüğü alabilmek, çünkü aynı zamanda bu ticaret demektir, silah satmak demektir. Trump eşittir. Biliyorsunuz Amerikan Silah Üreticileri Birliği'nin özel toplantıdan edip konuşma yapan bir Amerikan başkanıdır. Ve seçim kampanyalarının neredeyse en büyük destekçisi Amerikan Silah Üreticileri Birliği'dir. Bunlar biliyorsunuz büyük kısmı Yahudidir ve İsrail'de de karşılığı vardır. Bütün bunlara baktığımızda dünya sıpri bize herhalde bir iki sene sonra Amerikan silah ticaretinin bir onda 6 trilyon dolardan daha da şey 1 trilyon doların üstüne çok çıktığını gösterecektir şu an iki onda 2 trilyon dünyanın genel silah harcaması ve bununla dediğim gibi hem kafkaslar hem de Orta Asya için Türkiye ihtiyacı var İran için Türkiye ihtiyacı var İran'ın içinde bulunduğu bu yapının parçalı bir hale gelmesi ve İran'ın merkezinde Farsların kaldığı bir İran'ın ve İran'ın tekrar diyorlar ki kendi özüne dönmesi diye ifade ediliyor bunun İran'ın e, özellikle Şiileşme adı altında Suriye, Irak, Yemen, e, Lübnan e, vesaire gibi ülkelerde yönettiği politikaların şu anda Ermenistan'da geliştirdiği ilişkilerin de önüne set çekileceği e, ve e, bu durumun e, Orta Doğu'da daha çok barış ve istikrara çünkü e, Irak'ın, e, İran'ın etkisi Olağanüstü'nün Irak içerisinde daha düzenli bir istikrarın sağlanabileceği. Çünkü evet bir istikrar var gibi geliyor ama düzensiz bir istikrar anayasal kapsamda. Çünkü Biden'ın politikalarına göre anayasası yapılmış olan uydurma bir anayasanın Irak'a çok bol gelen bir gömlek olduğunu görüyoruz. Evet Suriye'de Trump başlatmıştı Suriye'nin petrolünü çalmaya. PKK'yı oraya o da yerleştirmişti. Ancak Türkiye ile dediğim gibi burada bir müzakere ama en önemlisi de Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz İsmet Projesi'nden de vazgeçmişti o dönem içinde. E, bütün bunlara baktığımızda e, Kuzey Akım 2 konusunda Amerika'nın e, özellikle e, biliyorsunuz Merkel'in son dönemleriydi. Bazı şirketlere yaptırım kararı almıştı sonra bunu kaldırmıştı Trump ve Kuzey Akım 2'nin bağlantılarını onay vermişti ve bu onayla birlikte Rusya'nın e, özellikle doğalgaz üzerinden akışına ben izin vererek başka bir şekilde Avrupa ülkelerini kendine bağlayabileceğini düşünüyorum. Rusya'yı kullanarak burada. E, ve Rusya'nın da buna ihtiyacı olduğunu kendisi de biliyor. E, ve devam eden her gün Ukrayna savaşının Amerika'ya ve küresel ticarete olan etkilerini, şu anki enflasyonda oranların bundan kaynaklandığını biliyor. E, Afrika için de Türkiye'ye muhtaç olduğunu ben e, Amerika'nın düşünüyorum. Çin'in artan etkisiyle çünkü Afrika yüzyıllı. Zaten Yunanistan konusunda evet, bir çentik Evet O önemli zaten. Afrika'da da 54 ülke var. Afrika'da. Bu ülkelerin Türkiye neredeyse 3'te 2'sinden fazlasıyla çok yakın ilişki içinde. Ve Amerika'nın büyük elçilikler dışında bu ülkelerle hemen hemen ilişki sıfıra yakın düzeyde. Ve en çok etkili olan da Türkiye bu ülkelerle. Dolayısıyla Afrika üzerindeki etki içinde Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Çağıracağım şu eksik kalan bölümü kapatalım. Tamamlayalım izin verirseniz. Tabi bu her halükarda Amerikalılar ne kadar kesin konuşursa konuşsun. Bir güçlü senaryo üzerinden hareket ederek yani Biden'ın yarın kesinleşecek seçim sonuçlarının ardından biraz daha zayıfladığı tezi üzerine. Birinci sorum. Türk-Amerikan ilişkilerine Biden'ın topal iki, iki yıllık dönemi her şeyi katın ama ne olur şunu da. Amerika'nın içinde de Biden'la işte 39 de 39 bu kadar yani destek. Bu çıkıp demişti ki beni azledebilirler. Seçim kampanyası sırasında söylendiği için e, cumhuriyetçilere söylenmiş gibi durdu ve öyle. Ama mesela bugün bir e, politiko yazarı şöyle yazmış. Aynı şey demokratlar için de geçerli. Yani onlar da sizi azledebilir. Tabii. Diye yazmış. Yani bunlar hep garip. Ama soru sorumuz şudur. Bu seçimlerin bize önümüzdeki iki yılda münhasıran sekiz ayda etkisi nedir? Ben yani bir yıldır söylüyorum azletmeyecek demokratlar ama görevden affedebilirler Biden'ı. Yani Amerikan anayasasında yine başkan eğer ölürse, istifa ederse veyahut azledilirse yerine görev süresini tamamlamak üzere başkan yardımcısı geçer. O da yoksa piyasada o zaman temsilciler meclisi başkanı geçer. Yok efendim o da yoksa o zaman designated survivor geçer. Evet. Hani <laughs> gibi, evet. Filmde olduğu gibi. Biri vardır yani. Orada yazılmıştır. Bu Ulaştırma Bakanı bile olabilir. Yani, yani atom bombası atılsa bir tane şey korkunsa... Adam kalsa bile biri gelir. Yani bir sil silahı meratip içerisinde bir tanesine tabii. düşer o, yani, o, survivor o vazife. Dediğiniz o O vazife düşer. Ayaküstü hemen bir yemin verirler Amerikan Başkanı olur. Ben e, şöyle bir baktım geriye doğru. George Bush 11 Eylül'den sonra yani 2000 seçimlerinde George Bush, George W. Bush <laughs> iktidara <işlere> geldi. <Ya. Gülüyor> 2000'de Ocak 2001'de göreve başladı. Eylül 2001'de 11 Eylül hadisesi gerçekleşti. Ondan sonra Afganistan'a saldırdı. 2002 Eylül'ünde Bush doktrini yayınlandı. 2002 Kasım'ında da ara seçim oldu. O ara seçimde hem temsilciler meclisini hem senatoyu kazanmış. Tamam. Onun dışında örnek yok. O da makul, kabul ediyoruz. Yani, yani dünyanın mevcut bir var. Amerikan başkanının yapılan ara seçimlerde güç kaybetmesi makul görülüyor. Standarda uygun. Ama, ama burada Hı. Amerikan siyasetini bilenlerin dikkat ettikleri iki tane husus var. Bir, az önce sizin söylediğiniz ne kadar erozyona uğramış yani yüzde 55 toplamda oy almış olan bir başkan yüzde 39'lara 30'lara düşer ise bu ciddi bir evet. uyarı olmanın ötesine geçmiştir. İki hangi eyaletleri kaybetmiş? Çünkü Amerikan başkanlık sisteminde belki bunu tekrar hatırlatmak evet. lazım bayram namazı gibi dört yılda bir olduğu için hı hı. yani belki de yeni yeni bu işlerle ilgilenmeye başlayan izleyicilerimiz de vardır. Amerikan başkanlık seçiminde oyların 50 artı birini alan Amerikan cumhurbaşkanı olmuyor. Bizdeki gibi değil. değil. Amerikan başkanlık seçimi. Hatta istisnası da var bir tane miydi? Hatırlarsınız yani bak, azına aldığı ha tamam. Azına evet, aldığı halde değil evet, mi? İki 2 aşamalı bir seçimdir. Çoğu aldığı halde seçilemedi. Hayır işte ben size örneği vereyim canım. Yani 2000 yılında az önce bahsettiğimiz evet. seçimlerde George Bush'un rakibi olan kişi Al Gore'du. Evet. Al Gore 1.5 milyon daha fazla oy tamam, almasına rağmen abi ülke genelinde az milletvekili az, çıkaran yerler olduğu için az e, delege çıkarttığı için biz buna electoral college yani seçici kolej evet. <laughs> diyoruz. Bunun e, temsilciler meclisi artı senato toplamı 735 kişi ya. Bunlar da 735 kişiden oluşuyorlar. Ve bunlar kalabalık eyaletlerde daha fazla. Şayet bir önceki seçimde demokratlara veren yani Biden'ın seçilmesine imkan sağlayan eyaletler bu seçimde el değiştirdi ise ve açık ara bir oy farkıyla el değiştirdi ise bu iki yıl sonrasına bir karine teşkil edebilir. O zaman bakarsınız şunu diyebilirsiniz. Hani bu pazar seçimi olsa deniyor ya. Bu seçim ara seçim değil de başkan seçimi olsaydı Biden kazanabilir miydi? Tabii ki 35 milletvekili senatör değil. Yüzü birden seçilecek. Yani senatör derken delege seçilecek. Bu taraftan da 435, yani 535 delege kalkacak, oy verecekler. Biden seçilebilir miydi? Bu önemli bir gösterge. Peki, Amerikan, deminden beri tartıştığımız şey, Amerikan başkanı değişince, Amerika'nın siyaseti değişir mi? Amerika bir transatlantik. Öyle bakın. Amerika dünyanın en büyük gemisi. Amiral gemisi aynı zamanda. Nasıl ki bir transatlantiyi rotasında seyretmekteyken ani bir manevrayla döndürmeye kalkarsanız batar. Yahut döndüremezsiniz ani bir manevrayla. Burada da öyle herhangi bir kaptan oraya geçip ani bir şekilde manevra yapamaz. Niye? Az önce bahsettiğim sebeplerden dolayı. Çünkü tek başına karar alma imkanı vermemişler. Ha, bazı adımlar atar. Ancak kongrenin desteğini alarak o adımları atar. Yani bir süreç başlatır. Gider. Kuzey Kore lideriyle Trump el sıkışmadı mı? İçeride çok ciddi eleştirilere rağmen bunu yapmadım. Yaptı. Peki Kuzey Kore ile bir antlaşma yaptı da Amerikan Kongresi mi onayladı bunu? Senato mu onayladı? Yok gitti ezik işte işte adam. O kadar. Yahut Kuzey Kore'ye uygulanan ambargoyu mu komple kaldırdı? Yahut Küba ile tamamen diplomatik ilişkiler kurup büyük elçi mi tayin etti? Amerikan Amerika'da Küba büyük mi kabul etti? Böyle bir şey yok. Dolayısıyla bu sistemde biz buzdağının altına bakmak zorundayız. Amerika'da buzdağının altında lobiler vardır. Etnik ve dinsel lobiler çok önemlidir. Amerika hep bir ergime potası falan diyorlar ya, oradaki bazı unsurlar pek ergimemişler, pek karışmamışlar. Hala İrlanda ile beraber anılıyorlar, İtalya ile beraber anılıyorlar, Polonya ile beraber anılıyorlar, geldikleri yerle Hı, beraber evet. anılıyorlar. Hocam. Veyahut İsrail oğullarında mensup olmakla anılıyorlar. Dönüp dolaşıp sadakat duydukları yer o coğrafyalar evet. olabiliyor. Keza bunlar mensubu oldukları mesleki gruplar, mensubu oldukları iş çevreleri veyahut kendilerine fundraising yapan çıkar gruplarının sözcüsü olarak siyaset yapıyorlar. Amerikan başkanları da bunlardan farklı veyahut bağımsız değil. Yani Trump örneğini verip duruyorsunuz bir defa Trump yaptıklarıyla acaba kimlere hizmet ediyor? Attığı tweetlerle kimlerin taleplerini yerine getirdi? Hı hı. Attığı adımlarla petrol firmalarına mı, teknoloji firmalarına mı, tütün firmalarına mı? Kime paralar kazandırdı? Dönüp ona bakmak lazım. Tersinden de söyleyeyim. Kimin nasırına bastı? Çünkü kalktı dedi ki beni yok etmeye çalışıyorlar. Çünkü ben müesses nizamı yok etmek için varım. Bir sistem kurmuş bunlar ben çarklarına şomak sokuyorum dedi. Çarklarına somak sokuyorsun da sen onu yıkıp yerine de başkalarının bu sefer çıkar sağlayacağı bir başka nizam ya getirmeye çalışıyorsun. O seçim çalışıyorsun. dönemlerinde bunları çok güzel tasnif edildi esasında. Bakın <laughs> hocam biraz kastım daha çok daha belki hocalar da katıldığı yerler var. Kastımız diyeyim ben. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi bir ülkenin temel devlet politikalarında şu başkana bu başkana göre bir değişiklik tamam beklenmez. Yani Suriye'de fakat siz senatoyu kaybetmişsiniz. Temsilciler Meclisi'ni kaybetmişsiniz. Yetmemiş. Genel destek düşmüş. Öyle evet. sizin verdiğiniz örnek. Artı sizin partinizde de sıkıntı var. Şimdi burada tutup da bir ülke. Mesela hadi yine bizden örnek verelim. Küt diye bunara şeye girdi Suriye'ye. Başka bir harekat başladı. Türkiye'nin bunun için Amerika'nın güçlü zayıf olmasına ilişkin herhangi bir şerh olamaz zaten. Yapmaz öyle bir şey Türkiye'de ne, yani ne olduğuna bakmadan girer eyvallah. Fakat bu Amerika'nın gösterdiği reaksiyonun derecesinde herhalde bir belirleyicilik. Bunu sadece Türkiye için değil başka şeylerde de söyleyebiliriz. Acaba Çin nasıl bir tavır alır? Acaba Rusya mesela Ukrayna sorununda ne olur? İşte bunlar tabii İngiltere'nin tutumu adam herkesi peşinden sürüklüyordu Ukrayna Savaşı'nda. E herhalde buralara bir takım siz Macron'u ne yapacaksınız? Konuşacak. Almanya'yı ne yapacaksınız? Bak adam Çin'e gitti. Çok önemli bir adım. Çok önemli bir adım. Döndü. Birçok analiz dedi ki bak bu bu şeye küfür gibi Amerika'ya bu Çin'deki mesele. Adam şey açtı Biden'ı ya aslında hani çok kızma. Hani işte para işleri falan diye izah etti. Yine de önemlidir ayrı. E herhalde o gün mesela bugün sızlanan birçok Avrupa ülkesi o halde belki daha da çok sızlanacak. Mı? Öyle soralım. Benim söylediğimden farklı bir şey söylemiyorsun. Ha, öyle mi? Diyorsunuz ben yanlış ki, Amerikan daha çok ki hani Amerika bir transatlantiktir dedim. Hı hı. Bu transatlantik siyaseti bugünden yarına başkan değişti diye değişmez dedim. Ama bazı nüanslar vardır. O nüanslar başkanın kim olduğuna ve hangi çıkar grubuyla iplerini kimin tuttuğuna bağlı olarak. Daha açık söyleyeyim. Bütün siyasetçiler bu sistemde sahibinin sesidir at sahibine göre kişinir. Onun yemini kim veriyorsa. Daha net söylüyorum. Amerikan siyaset sistemi bunun üzerine bina edilmiştir. Yemini kim veriyorsa ona göre siyaset yapar. Yoksa bir dönem daha seçtirtmezler adam. Amerikan başkanları da bu bütünün en üstte görünen kısmıdır. Ha bugün var yarın yok. Bir bakıyorsunuz Amerikan başkanlığı yapmış adam 4 sene. 25 senedir senatör olan var. Martha Temsilciler Meclisi Başkanı Bayan Pelosi 16. seçimine giriyor. 30 senedir mecliste. Evet. 30 senedir. Trump 4 sene. Artık kocası 8 sene, Obama yani. 8 sene siyaset yaptı. Yani başkanlık yaptı. 30 senedir mecliste. E peki bu ilişkiler kendisinin ihtiyacı yok sağdan soldan alacağı para ama Amerika'nın en zengin 100 kişisi içerisinde olduğunu da bilelim Pelosi'nin. Netice itibariyle ben Amerika'yı Bizim uluslararası ilişkilerde ki uluslararası işler bir bilimdir. Siyaseti, uluslararası siyaseti analiz ederken bizim analiz düzeylerimiz vardır. Biz maalesef analiz düzeylerini siyaseti, uluslararası siyaseti nerede tartıştığımıza bağlı olarak dar tutuyoruz. Mesela kahvede konuştuğumuz zaman ki bizim kahvelerde çok konuşulur uluslararası siyaset. Mesela sorar arkadaşlar bana, hocam şu Avrupa Birliği'ne girecek miyiz biz? Tam anlatmaya başlarken bir dakika bir dakika hocam sen aslında onu bilmiyorsun. Ben dün akşam bilmem neyi seyrettim diye başlar. Birinci seviyede kalırız. Nedir o? Kişiler üzerinden siyaset. Trump gelirse şöyle olur. Obama gelirse böyle olur. Bizde çünkü çok lider siyaseti vardır ya. Zannederiz ki Amerika'da öyle gider. Hayır. 16 seviye var. Bir tanesi bu. En önemlisi de değil. Parti çok önemlidir Amerika Birleşik hı hı. Az önce söylediniz. Belki de kendi partisi azledecek ya da affedecek. Baskı çıkar grupları çok önemlidir. Baskı çıkar grupları dediğiniz zaman etnik, dinsel lobiler çok önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin hala %60'ının pazar günleri kilise ayinlerine giden son derece dindar insanlardan müteşekkil olduğunu bilmiyor muyuz? Netflix dizilerinde gösterilenler gibi değil Amerikan toplumu. Gayet muhafazakar bir toplumdan söz ediyoruz. E, bu insanlardan bas bunların içerisinde de seçmenlik, yani seçime gidip oy verme oranları Başka yerlerdekilere göre çok daha fazla o eyaletlerde. Evet. Dolayısıyla bu seviyeleri alt alta koyduğunuz zaman, bürokrasi, Pentagon, Pentagon'un içerisinde hangi grup? Zaten Mesela biz burada şeyi Bunlar tartışmadık rahatlısın. mı? Centcom'un komutanı, acaba Avrupa'da görev yapmış birinden oluşursa, işte Euro, Şeypin komutanı gelip de Centcom'un başına geçerse, yahut Irak'a geçerse, daha farklı bir tutum içerisinde olabilir. Niye? döndük dolaştık şu analizi evet. yaptık. Efendim çünkü 2003'te Mersin açıklarında bekletilmemiş o. Tabii. Evet. Ya da dedik ki bu adam çok sert bize karşı. Çünkü Mersin açıklarında o sırada rütbesi binbaşıydı, yarbaydı neyse. Günlerce bekletildi ve çok sert bir tavır içerisinde Çok iyi ama detaya girmişiz. Mersin. A bundan hepsi konuştuk burada. Tabii, Eminim benim olmadığım zamanlarda da konuştu. Mersin limanında yere yatırılıp değil mi ha. hocam? Şimdi bunlar yan daha. yana konulduğunda bir tank bu. Hani think tank diyoruz ya. Hı hı think tanki insanlar biraz hep askeri konular konuşulduğu için bildiğimiz tank zannediyor. Oradaki tank aslında bir su tankı gibi bir tank. Evet. Onun içerisine bunun başına bir musluk koyduğunuzu düşün. Hani havuz problemi vardır ya. Farklı farklı yerlerden sular doluyor. Bürokrasi bir şey koyuyor, kongre bir şey koyuyor, baskı çıkar grubu bir şey, kamuoyu bir şey koyuyor, Amerikan basını bir şey koyuyor. Sonra da Amerikan başkanı da en sonunda o sudan işte dış politika çıkıyor. Peki hocam. Türkiye ile spesifik... O bir blend artık yani. Eyvallah. Bir harman. Peki. Spesifik olarak Türkiye ilişkilerinde olası bir madde söyleyebilir misiniz? Az önce paşam sayarken dedi ki ABD'nin Orta Asya için Türkiye'ye ihtiyacı var, Kafkasya için Türkiye'ye ihtiyacı var, Karadeniz için Türkiye'ye ihtiyacı var. Değil mi? Saydı. Türkiye'nin bu noktada ABD'ye ne kadar ihtiyacı var? Bence Çok artık hı. bunu tartışılması lazım. Çok güzel. Bakın biz hı hı varsayılan fabrika ayarları denir ya, fabrika ayarları olarak sanki bizim bu ABD'ye her zaman ihtiyacımız varmış gibi düşünüyoruz. Yani maça aslında 1-0 geride başlıyor. Doğru. Ben Amerika'dan ne bekliyorum? Efendim mali kaynaklar, efendim acaba bana F-16 modernizasyonunu yapar mı? F-35'lere geri alır mı? Etmez mi? Bana ne verecek, ne verecek, ne verecek? Ya gölge etmesin başka bir şey istemiyorum gölge etmesin başka bir şey istemiyor. Şey bu yaklaşımla eder. bu yaklaşımla hareket etmediğiniz sürece ve biraz da yanlış analizlerle hareket ederek efendim Biden gitmeyip de Trump gelseydi daha iyi olurdu falan. O buzdağının alttaki kısmını siz değiştirmediniz müddetçe ki değişmeyecek. Tabii ki. Siz bu coğrafyanın ayakları yere basan siyaset takip eden bir ülkesi olduğunuz müddetçe Müslüman Türkiye'ye karşı tavırları değişmeyecek. Siz bir beklenti içerisinde olmayın. Hocam, Onlardan çok, her zaman şer gelecek. Ben size bir şey söyleyeyim. Kaç bir tesadüfün kelimesini söylediniz. Benim yani yazımda kullandığım ifadeydi. Tam buydu. Gölge etmesin başka insan istemez şeklinde ama hepimiz biliyor ki edecek. Bilmiyoruz. Çünkü ben netice netice de onlara da gölge eden başkaları var. Hep niye söylediğimiz şey değil mi? Uluslararası ilişkilerde daimi dostluklar olmaz. Yani Trump benim dostum mu? Biden düşmanım mı? Çıkarlar olur ve konjonktüreldir bunlar. Bir şey. Hangi abi, Amerika abi. sorusuna da ayrıca cevap vermemiz lazım. Evet. Sizin Amerika Birleşik Devletleri'nde belli konjonktürde muhatabınız ve işbirliği yapabileceğiniz ortaklarınız olabilir. Ama eş zamanlı olarak başka bir kesimde size diş biliyor ve hatta ve hatta işte darbeyle sizi devirmek için çaba gösteriyor olabilir. Evet. Orada sizin manevra kabiliyetiniz, ikna gücünüz hı hı. ama daha da önemlisi Başka dünya güçleriyle ilişkilerinizin Amerika'ya göndereceği sinyaller etkili olabilir. Peki hocam. Ee, yani Avni abi, bunu evet, ekleyeceklerin bir şey evet, evet, ekli çünkü buna yeni konumuza şey. geçelim. En azından evet, hani bu, ana başlıklarımız bu, bu, burada önemli. Hı -hı. Yani Amerikan devletinin Türkiye siyasetine ne kadar etkisi olabiliyor? Somut. Yani şu darbeyi yaptırdı filan anlamında söyleme yani Onlar ayrı, tartışılır onlar. 1960 sonrası yani 1963'te Keredi öldürüldü. O sırada Türkiye'de koalisyon hükümeti var ve Başbakan İsmet Paşa. İsmet İnönü. Koalisyonun bir ortağı da Yeni Türkiye Partisi. Yani Ekrem Ali Can. Yani gençlerimiz bilmezler ama o. o. Önemli. İsmet Paşa Keredi'nin cenazesine gitmek istedi. Gideceğim dedi. Aynı zamanda da Johnson çünkü Cumhurbaşkanlığına vekalet ediyor. Başkanlığa vekalet ediyor. Eğer denk gelirse biz Kıbrıs'ı da anlatacağım. Dedi, diyor. Ve Amerika'ya işte o zaman imkanlarıyla yani ileri yaşına rağmen Londra, üzeri, Paris, Londra neyse üzerinden Amerika'ya gidiyorum Ve şeye e, Washington'daki cenaze merasimine İsmet Paşa katıldı. Bir cenazeden sonra işte bazı devlet başkanlarını filan Johnson'la görüşecek diye, işte bizim büyükelçilik filan da ayarlamış. İsmet Paşa Johnson'la Karşı karşıya geldi. Beyaz Saray'da. İşte hem taziye maziye işte başınız sağ olsun. Size de hayırlı olsun. Başkanlık. Ondan sonra diyor ki işte bizim bu Kıbrıs. Yani de sıkıntılı bir durumumuz var. Biraz. Cazın diyor ki şu anda bunu hangi sıfatla söylüyorsunuz? Şimdi bu İsmet Paşa'ya sorulacak bir soru değil. Ben Türkiye Başbakanı, Cumhurbaşkanı, yani Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak söylüyorum. Bana gelen bilgiler şu anda başbakan olmadığınız. Şu anda. Başbakan değilsiniz. Çünkü bunun söyleneceğine, bunların söyleneceğine İsmet Yönetmen tarafından düşünülmüş Türkiye'deki elçiye baskı yapılmış ve Ekrem Ali Can koalisyon hükümetinden çekildiğini açıklamış. İsmet Paşa'nın haberi yok. Yani cep telefonu yok ki yani İsmet Paşa. Ya. Paşa kusura bakmayın ben yokum artık. Desin. Evet ilginç bir Nasıl hı. ortalıkta bırakıyor senin başbakanını? Hı hı. Adam. Yani illa darbe yapmasına gerek yok. Anlatabiliyor Öyle bir kumpası geliştiriyor ki bunu yani o anda Johnson'ın yani ayaküstü çünkü Kennedy kadar pişmiş bir siyasetçi falan değil mi? İşte bir günlük bir başkanlığı var adamın. Ama sistem adamı çalıştırıyor. Böyle yaparsak devre dışı bırakırız bunu diye. de, de Ne yapabilir? İsmet Paşa Köz köz döndü yani Türkiye'ye. Peki. Bugün daha önce NATO Genel Sekreteri gelmişti. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ne yapmamız gerektiğini söyledi. Şimdi İsveç Başbakanı çiçeği burnunda geldi. Uf. İsmi o yani, öyle bakmayın bana. Ve aslında gayet şey bir konuşma yaptı. Nasıl toplantısı o kadar hani Esnek ve yani kibar bir konuşmaydı. Tamam. Bu tür şeylere biz çok çabuk kapılırız ama sen Cumhurbaşkanı da söyleyeceğini söyledi. Üstelik ben çok açık çok hani o kadarını e, kamuoyunda o kadar açık açık söyler mi şaşırdım biraz. Ama söyledi güzel. E, siz nasıl buldunuz? Ben hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını hem de onu sonuca doğru isabetli ve e, yerinde bir konuşma olarak gördüm. Tamam. İsveç ve Başbakan konuşmasında ise çok samimi buldum yani. Yani Daha çok lafı kıv <laughs> Lafı kıvırmadı adam. Tamam da söz verdik. Söz verdik ve o sözümüzü yerine getireceğiz dedi adam. Tamam da Mr. Ayşin, mesela şimdi mesela Çağrı Hoca şöyle yapabilir. Aynen abi. Bu konuşmanın metni diyebilir İsveç Başbakanı'nın. Burada bir, bir santim bana şey gösterir misiniz? Taahhüt gösterir misiniz diyebilir. Ve ben dahi yani o taahhüt gördük mü görmedik mi bilmiyorum. Şimdi tabii Başbakan e, yani ba baş başa yapılmış görüşme var diyorum. Yani biz şimdi kamuoyuna kamuoyu önünde basın toplum, basın mensupların önünde yapılmış konuşmalar üzerinden hı hı. gidiyoruz. Bu konuşmalarda öyle. Konuşmalarda. Peki ne çıkardık? Mesela Türkiye... Ben baş, ben baş başa yapılmış konuşmalarda çok daha içtenlikli olduğunu düşünüyorum. Tamam işte. Yani ne yapıyoruz? Onaylıyor muyuz? Onaylamıyor muyuz? Onaylayacağız. Ne zaman? Bilmiyorum. Ona. Yani ama şu var yani bu çok fazla bekletmeden bunu ama e, bu Vay, yani bu Amerikan seçimleri bir belli olsun can tamam. hocam yani. tamam. oldu işte yani saatler bu. Ya oldu diye bir şey yok. Olmadı daha bir şey. Ya öğreneceğiz Bel Belki anlamadım. Cumhurbaşkanımız da onu bekliyor. Vilan bazı şeyleri konuşmak için <laughs> onu bekliyor. Yani siz kabul edilmesi gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Ben şu noktada yani yeterli güvencenin Türkiye'ye verildiği kanaatindeyim. Yani bir takım insanlar Dekim Cumhurbaşkanımıza hatırlıyorsanız bir gazeteci biz gelirken dinledik. Dedi Dedi ki evet 30 kişi iade edilsin diyordunuz sonra 70 kişi dediniz yani nedir Hangisi? falan dedi dedi İsve yani şey, İsveçli gazeteci. Evet dedi. İsveçli gazeteci Cumhurbaşkanımız dedi ki siz bu rakamlara beyan takılmayın dedi. 30 olur 70 olur 100, 100 olur. olur o olur dedi. Bu önemli olan senin sergilediğin tavır. Yani Ahmet Mehmet en sonunda da Sayın Cumhurbaşkanı hiç yani nereden icap ettiğini anlayamadım ama bir isim verdi. Değil mi? Hı. Örneğin şu bekliyorum dedi yani gibi. Yani dolayısıyla ben özel baş başa yapılan kısa bir öyle ıı, Kısa bir sohbette değil dikkat ederseniz. yok yo, değil. Yani yo, yo, yok. iki, yani, iki saatlik. Saat ya. Yani konuşmadan söz ediyoruz. Dolayısıyla. İsteç İS Başbakanın dedi ki ben çok taze bir Başbakanım. Hani ilk evet. ziyaretimi de buraya yapıyorum. Ee, aslında bu kadar tekrarın arkasında hani da yeni vakıf oluyorum ama unutmayın ben yeni bir hükümetim ve bunun arkasında daha çok durabilecek krediye sahibim mesajı da vermiş oldu. Ben ben içtenlikli bir konuşma yaptığını, kamuoyuna açık konuşmasında da samimi olduğu Her iki tarafın değil, görüşlerini anlamamızda bir... Baş şey. başa yaptıkları görüşmelerde Cumhurbaşkanımıza daha açık taahhütlerde bulunduğunu zannediyorum. Yarın bir oy, bu hafta içinde bir oylama daha yapacakmış ama aynı yerde sıkışıp kalıyoruz. Ha şeyi de söyleyeyim bu bahsettiğiniz kişi Fet terör örgütünün isimlerinden bir tanesi. Önemli isim. Tabii. Evet. Ee, Şimdi onun ben oradaki mı? yani içindeki <laughs> şeyi hayat Bitti. Halk, ben şeyi, de aynı fikirdeyim. Bitti yani. Çünkü yarın bütün Türk çok o isim yazmış olacak. Değil mi? Yani adam Artık, evden dışarı bile çıkamaz. Yani atamaz. Adam değil e de neyse. Tam tersi olabilir mi? Ha? Mesela hı. evet e, tam tersi olarak da ciddi bir şekilde İsveç'te e, kamuoyu farklı yönde tezahür edebilir. İsveçlerin sosyal demokrasi yapıları ve anlayışlarını biliyoruz bu konuda. Bu da olmaz mı? Daha mi? çok Ta destek çıkabilirler. Yani olayın hem olumlu hem olumsuz yönü. Ben İsveç'e çok gittim. Yani, yani, tamam. iyi tanıdığım ülkelerden bir. Yerden göğe ben daha da, çok sahip de çıkabilir, Daha çok sahip da, çıkabilirler. Yani Ve kamuoyunda destek azalabilir. NATO'ya desteği de azaltabilir. Bunun karşılığını biz NATO'ya gireceğiz. İnsanları vererek diye de olumsuz <laughs> tabii etkileri de olabilir. olabilir. dediğinize de katılıyorum. Ama e, yani o yani onu dışlayan tabii, dediğim bir dediğim gibi iyi şey dışlamıyorum ama, lazım. ama e, bu orada e, ben öyle zannediyorum ki bu hükümetin yeni hükümetin ilk sınavı bu konuda. Evet, öyle. Yani, bu NATO meselesi. şöyle de da Bunları öyle. parça parça Üstelik da alamıyoruz. Bu, İkisini eğer bir, birden ya alın ya bırakın bir gibi bir durum var. Bir PKK'lı olsaydı Paşam'ın söylediği endişelere daha fazla He. pay verirdim. Ama bir FETÖ bu kim, FETÖ ne falan. Orada tabii o, daha PKK'ya kıyasla. Onun kıyasla, için peki. ben daha farklı bir yaklaşım. Bir, daha, daha önce de sordum, tekrar sorayım. Bu kararın önemine prensip olarak sıcak bakıyor musunuz? Bakıyorum. Peki. Teşekkür. Ederim. Yani Türkiye'nin çıkarı şu anda eee bu yani Paşa'nın katılmayacağını bile bile pek evet, evet diyorsunuz. Yani evet. Ben eee Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu bu siyaseti iyi yönettiği kanaatindeyim. Bunu Çağrı Hocam biz daha önce bu konuyu konuştuk. Başbakanın, İsveç Başbakanı ilk sınavı diyor. Hı hı. Doğru. Bizim evet. ilk sınavımız değil. Evet. Geçmişteki bütün Hadi sınavlardan. Lazım. Bütün sınavlardan da kaldık. <laughs> evet, o doğru Tamam? Evet. Ben bu mesele ilk açıldığında 8-9 ay evvel burada ne söylediysem aynı yerde. Hı. O zaman söylediğimin arkasında durularak bir siyaset takip edildi. Çok memnun oldum. Dedim ki, siz Yunanistan'la ilgili siz derken Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri, devlette de süreklilik esastır yani. Kim evet. olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti 1980'de 12 Eylül darbesinden hemen sonra askeri junta. Yunanistan karşısındaki vetonuzu kaldırdınız mı kardeşim? Kaldırdınız. Ne karşılığında kaldırdınız? O zaman General Rogers, Müttefik Kuvvetler Başkumandanı söz vermişti. Dedi ki ya Ege'deki bazı meseleleri sizin lehinize çözülmesi için Amerika ağırlığını koyacak... Hiç öyle bir şey olmadı. Yunanistan NATO'ya girdi, başımızın belası oldu. Bir sene sonra da Yunanistan Avrupa Birliği'ne aldılar. O tarihte. Tabii. İşte buraya kadar gelen, Dedeağa kadar gelen aradan kadar geçti. Tabii. yıl. 2008. Rasmussen. Müslüman düşmanı Rasmussen. Evet. Türk düşmanı Rasmussen. NATO Genel Sekreteri olamaz dedik, 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 dedik. 15 gün Aa, bir baktık oldu. Evet. Neymiş efendim? Söz vermiş. NATO bize. Bir bir tane genel sekreter yardımcısı Türk olacakmış. E oldu. İşte iki defa yaptı Türkler orada genel sekreter yardımcısı. Ne oldu? Türk Silahlı Kuvvetlerine bir artı değer mi kattı? Hayır, gönderdiğiniz i̇ki, komuta özür eğer, dileyecek dedi. Komuta eğer o genel sekreter yardımcısı FETÖ'cü ise bir de ha, orada, mesela bir, bir de, de onu düşünün. Var. Gene şey yapacaksın dedi. Öyle biri olduğumu da hatırlamıyorum ama. Çünkü ikisini de biliyorum. Bir tanesi yani kimden bahsettiğinizi bilmiyorum. İki kişi genel sekreter yardımcılığı e. yaptı o hadiseden sonra. Onların ikisi hakkında da öyle bir itham yok. İki tanesi de değerli büyük elçiler. Bir tanesi özür diyecek dendi. Özür de dilemedi. Yani öyle bir kelime kullandı ki Müslümanlardan tam özür dilemediği gibi kendi memleketinde o karikatürler ve daha ağırları çizilmeye devam etti. İslam peygamberi hakkında. Sonra benzeri oylamalarda benzeri çıkışlarımız oldu. Ve Yunanistan Makedonya isminden dolayı giremez NATO'ya dedi. Makedonya NATO ismini değiştirdi de girdi NATO'ya. Şimdi biz bu yola çıkarken ne dedik? Dedik ki bir İsveç ve Finlandiya terör örgütü mensuplarını ülkelerinde barındırıyorlar. Dedik mi? Dedik. Evet. Hatta rakamlar da verdik. Şu kadar, bu kadar. İşte o İsveçli gazeteci kendi kafasından evet. söylemiyor onu. Onlar evvelce telaffuz edilen rakamlar. İki ne dedik? Bunlar bunları barındırdığı gibi terör örgütü mensuplarının serbestçe terör propaganda yapmasına da müsaade ediyorlar. İsveç parlamentosunda, metoda, İsveç evet. toplum örgütlerinde haşavraları <laughs> terör örgütünün açılıyor, sokaklara asılıyor ve bunlara göz yumuluyor. Dedik mi? Evet. Bunu da dedik. Ayrıca Finlandiya'dan farklı olarak İsveç Türkiye'ye bir de silah ambargosu uyguluyor. Dedik. Bütün bunlar olurken bunların hepsi düşmanca tutumlardır. Bu tutumlar içinde olan memleketlerin, Türkiye'nin Kimin girip girmeyeceğine, Türkiye'nin tek veto hakkı olduğu örgüt burası. Ben almam dediğin zaman, yani o ittifak anlamında söylüyorum, askeri örgüt Hı. anlamında söylüyorum. Almam dediğin zaman almıyorsun. O mesela evet, öyle bir hakkımız hakkımız var ama o ekonomik bir örgüt. Madrid zirvesi öncesinde görüşmeler yapıldı. Bir mekanizma oluşturuldu değil mi? O zamanki ise hükümetiyle. İşte dışişleri, istihbarat üyeleri bir araya gelecekler, Bizim beklentimiz ne? Beş aydır. Ya bir tane bile teröristi göndermemiş bu İsveç. Bugüne kadar. Taahhütte bulunuyor, söz veriyor. Evvela o sözünün, taahhüdünün arkasında duracağının nişanesi olarak birkaç tane teröristi iade et bakalım. Gerçekten bir yasa çıkar ve ben yasakladım bunu de. Söz uçar, Yazı kalır. Öyle. Bu siyasetçiler bugün var, yarın yok. Bakın o Rasmussen'in senin yerinde yerler esiyor. O tarihte bize o planı sunan General Rogers o plandan iki sene sonra tekaat oldu. Hiçbir siyaset de yapmadı. Hiçbir siyasi sözü de havada kaldı gitti. Dolayısıyla evvela somut artık başbakan mı bunu imzalar? Meclis kararı mı olur? Kırar kararnamesi mi olur İsveç'te? Siz diyeceksiniz ki arkadaşlar size alın en azıllarından 5-6 taneyi iade ettim. Arkası da gelecek. Yasakladım kardeşim. Bundan sonra örgüt propagandası yapamazsınız. Bu paçavra madem PKK için terör örgütüdür diyorsun. Değil mi İsveç Başbakanı? Böyle dedi, dedi. dedi. O zaman PKK terör örgütünün paçavrasında da terör örgütünün paçavrası diyeceksin. Evet. Ben bunu astırmam diyeceksin. Sen Adolf Hitler'in herhangi bir resmini asabilir misin sağa sola? Yok. Gamalı haç asabilir misin? Bu suç mudur? İsveç'te evet. suçtur. Almanya'da suç mu? Bütün Avrupa'da suç mudur bu? Suçtur. Evet. O zaman PKK paçavrasını asmak da suçtur kardeşim. Asan İsveç vatandaşı da olsa içeri atacaksın, yargılayacaksın, en ağır cezayı vereceksin. Öyle adam e, şeyinden sözle falan değil, açık açık bunu yapacaksın. Ondan sonra da geleceksin. Şimdi ben bakıyorum bu tam bir komedi ya. Yani bizim aklımızla Hocam, dalga dedi mı geçiyor İsveçliler? Yani ne bir kamuoyu oluşturuyor. Ya bir dakika siz de gazetecisiniz. Bak evet. siz de takip evet. ediyorsunuz. Evet. Açın bakın 10 gündür bir Türkiye'de kamuoyunu ne yapmış? İşte bir iki köşe yazarına röportaj veriyor. Bir evet. iki güzel söz söylüyor, gönlümüzü okşayıcı. O sözler bazı gazetelerde yer alıyor. Böyle belli ama bir şey evet. geliyor. Yani İsveç böyle çok sempatik davranıyor. İşte evet. ambargoyu kaldıracağız. Stoltenberg geliyor buraya. Ya merak etmeyin biz bunun arkasındayız. Kamuoyu yumuşuyor, yumuşuyor, yumuşuyor. Eee sonra biz de zannediyoruz ki bir şey çıkacak dönemin arkasında duruyor. Kardeşim dönemin arkasında duruyorsan evvela o paketleri buraya gönderirsin. Ondan sonra bakılır. Yoksa bu noktadan sonra şayet Türkiye bir kez daha aynı hataya düşerse biz 10 sene sonra da bir örnek daha eklemiş oluruz. Deriz ki Deniz. Yunanistan 80'de bunu yapmıştı. NATO Genel Sekreteri. Rasmus Sen bunu yapmıştı 2008'de. Ha, 2022'de de biz bunu yaptık. Deriz 10 sene sonra. Ne yapalım hocam? Bekleyeceğiz. Hiçbir kaybımız yok. Acelemiz mi var? İsveç'e karşı açık bir Sovy Rus tehdidi mi var bugün? Finlandiya'ya karşı açık bir Rus tehdidi mi var? Ya da Baltık ülkeleri NATO üyesi diye üzerlerindeki tehdit mi azaldı? Putin'in bunların NATO üyesi olmasından dolayı bir endişesi, bir korkusu mu var? Yok. Dolayısıyla İsveç, istedikleri kadar hepsi beraber bastırsınlar. Türkiye'nin bu talepleri yerine gelmediği sürece... Bu anlaşmanın onay sürecinin tamamlanması tamamlanmaması gerektiğini ben kişisel olarak düşünüyorum. Yoksa tamam ben siyasetçiyim. 10 şey... sene sonra Allah hocam, ömür şey verirse şey bugünleri de yazarız. Tamam. İşte bir örnekte bu oldu deriz yani. Tamam hocam i̇şte bir şey sorayım. Başka konu da, hani çözüm. Şimdi bakın bu pek çözüm arka... belli abi gönderecekler. Evet. Bu bizim ön, ön koşullarımız yerine gelmediği müddetçe bunların içeri girmemesi. Hayır ki. şöyle bir şey de var. Velev ki işte hani o bunun süresi ne? Yani bir, süresi yok, yok. na mütenayi. 17 ex. sene tuttu Makedonya'yı kapıda. Hmm. Bu örnekte verildi. Bekletmeyi demiyor. Bu örneği biz verdik. Dedik bekletmeyi bak, 17 sene hocam. beklettiler Makedonya'yı dedik. Biz de bekletelim o yani sene. Bekletmeyi demiyorum dediğim şu. Şimdi bu mutabakatın bir süresi var. Değil mi yani? Not, hmm. yani daha doğrusu süresi yok. Süresi yok. Canım. Yani süresi yok. Hmm. Ee, bu süre içinde İsveç ya Finlandiya'nın fark etmez. Politikalarında bir değişiklik olduğunda ne olacak sorusunu tartışmıyor musunuz? Hangi politikalarında? İşte biz bu sözlerimizi tuttuk ama şimdi artık o kadar tutmaya, tutmuyoruz deseler ne olacak? Sözlerini tutmaları için ilk önce tutmaları gerek. Ya, tamam. Daha Pedro, oraya, yani benim. bizim 6-7 tane, şimdi ben 3 tanesini hatırlıyorum ama 6-7 tane şartımız vardı. Hı -hı. Evvela şunları şunları iade et dedik. Hı -hı. Etsin ya bir açılsın, bir yol gözüksün, bir görelim. Evvela bir taksiti bir yatırsın, peşinat bir yatırsın. Taksitler arkadan gelir. Bak Türkiye o iyi niyeti gösterir ha. Bunlar gerçekten bazı terörist ele başlarını bize iade etmeye başlasınlar. Tamam kardeşim Bilgisiz belli ki. Siz de Avni Bey gibi bunun belli bir süre içinde Türkiye tarafından onaylanacağını düşünüyor musunuz? Yani evet o, bu iyilikleri onaylıyoruz bu şartlar altında mı diyeceğini düşünüyorsunuz. Eğer bir iyi niyet gösterip de gerçekten taahhütleri tutunacaklarını gösterirlerse, gönderirlerse Türkiye onaylar. Ama herhangi bir kimseyi göndermedin, E ben bu taahhütümü tutacağım. Ya inanır mısınız siz bu İsveçlilere? Niye ben, inanayım ben ya? hiçbirine inanmam da. Hani... Niye inanayım yani? Bu bir Bana bir borcu mu bir... var yani, adamın? Bak Paşam çok güzel söyledi, bunların iş yani? siyaseti son derece farklı bir noktada. Bunların tartıştığı haklar, yani insan hakları diyor, bunun da konuşma hakkı var diyor, eline silah alıp atmadığı müddetçe diyor, buna sahip çıkmamız lazım diyor. İfade ifade özgürlüğü diyor, bilmem hocam, ne diyor diyor. Hocam en büyük çelişki bunlar da ayrıca. Evet. Ya yani hocam bunların hepsi doğru. Bu siyaset. Yani bu PKK ve İsveç ilişkisi 30 yıl önceye dayanıyor. 30 İsveç'i PKK ikinci ülke seçti Irak'tan sonra. Yani beka Vadisi gibi.dir. Şeyin veya Kandil gibi değil bakın. Beka Vadisi gibidir. İsveç. Yani bugün tahliye etseniz şey, Öze, Ö, Abdullah Öcalan'ı nereye yerleşmek istiyorsun deseniz Urfa'ya mı? Oraya mı? İsveç'e yerleşmek ister. İsveç'e İsveç yerleşmek ister. Yani kendi memleketleri gibi görüyorlar. 30 senedir Türkiye hiçbir tepki göstermedi bu ülkeye. Hiç ama. Yani Almanya'ya tepki gösterdik, Fransa'ya tepki gösterdik. Bu PKK siyasetleri dolayısıyla filan filan Mitterrand'ı filan dönemini filan hatırlayın. veya da onun ötesi işte Almanya'daki siyasetleri hatırlayın. Hepsine tepki gösterdik. Ama hepsi de bu ülkelerin biliyorlar. Ama İsveç'e hiçbir tepki göstermedi bugüne kadar. Zerre kadar. Yani tek bir satır, bir protesto mektubu, bir şey veya yapılmışsa ben belki gazeteci olarak ben belki duymadım. Bana deyin ki böyle bir şey Not, nota gönderildi veya efendim protesto gönderildi. Hayır yok böyle bir şey. Yani orası onların ne olacak işte sokaklarda gelsin dolaşsınlar ne yani olsun. Bizim orada büyükelçilerimiz yok muydu? Var. Bir tek büyükelçimizin Türkiye'de geldiğinde yaptığı bir konuşmayı emekli olanları var. Bunların yaptıkları bir konuşmaları şurada burada hatırlıyor musunuz? Hayır. Ben böyle bir şey de hatırlamıyorum. Zerre kadar. Dolayısıyla benim söylemek istediğim bugüne kadar ağzımızı açmamışız bu konuda. Ay yani iş adamın kuyruğu elimize geçmiş. Bunda haksız mıyız? Bence tamamen haklıyız. Sizin söylediğiniz yapılamaz mı? Elbette yapılabilir. Yapılamaz demiyorum buna. Yapılabilir. Yapılmalı mı? Ama bunu şimdi değil. Yani yine bu NATO genel sekreteri e, şeye çağırdı vakit Türkiye'yi e, bu, bu işi bir görüşelim. Bu iki ülkenin İsveç'in ve e, Finlandiya'nın e, üyeliği meselesini bir oturalım hep birlikte bir konuşalım diye çağırdı vakit o zaman söylemeliydik. Kardeşim bu yani bu, bu böyle, böyle olmaz bu iş diye. Ve söyledik o zaman? Hayır söylemedik hocam. Hayır söyledik. Bu, bu iş bir matemiz. Basın açıklamaları var basında yer hayır, aldı hocam. Bu. Yani hayır. bahsettiğiniz bundan birkaç Benim ay evvelki zirve ise ben, o sırada evet. bunların hepsi söylendi ve açık hayır, bir şekilde hayır. derdi ki bunları yapmazsanız olmaz kardeş. Şimdi hocam bu ama ya, biz yapacağız biz olacağı şeklinde imzalar niye atıldı hocam o zaman? E tam arkasında dursun. Dört aydır imza Ay, işte tamam işte tamam adam. yani söylemek istedim. Etmemiş istediğim. bize yani iade onlar yani. imza Orada bir yani. eleştiri de şu. Hani NATO'nun diğer ülkeleri de aynı hemen hemen aynı durumdalar. Hocam Fransa, bu bir, Almanya şu bu filan. Yani bu Onlar da katılmalıydı. Eğer, yani siz de biliyorsunuz ki bu eğer bu PKK meselesini Türkiye bu vesileyle eğer bir NATO sorunu haline getirseydi yani bu bir Hı. İsveç Norveç meselesi olmaktan çıkarıp Kardeşim bu bu ülkeler gelebilir üye de olabilir hiçbir şey problem yok. NATO bir karar al, al, alır PKK ile mücadele ve bütün NATO üyeleri için bir karar alır tamam kardeşim ben de vasat Türkiye sadece bu iki ülkeyle ilgili bir pazarlığa oturdu. Bu işin içerisinde halbuki PKK'nın esas ana yani şeyi bakıyorsunuz Almanya, bakıyorsunuz Fransa. Adamlar orlarda at koşturuyorlar zaten. Belçika. Yani bunlarda geziniyorlar adamlar. E, ee, DAKBC falan hepsi yani. Hatta DAKBC falan tehdit bile ediyor Belçika'yı. Bizden bir kişiyi gönderirseniz yangın yerine çeviririz burayı diyorlar. Onun için ben şu anda yani bizim bir şeyimizin elimizin arzu ettiğimiz kadar, sizin söylediğiniz oranda güçle tavır ortaya koyma, koydurabilecek imkana sahip olmadığını yani kartlarımızın o kadar kartlarımızın güçlü olduğunda şüphem yok da ama o kartları biz oynamadık şimdiye kadar. O kartları hep havaya attık yani. O yüzden ben şu noktada Türkiye'nin ha yok canım şimdiye kadar söz etmemişiz. O zaman basalım imzayı gitsin. Hay böyle bir şey de söyleme. Dediğinize katılıyorum. Elbette sonuna kadar hiç değilse dediğiniz gibi 3-5 işte önde gelen ismi ne? E, şeyler bu e, örgütün oradaki işte bir tanesi milletvekilli idi değil mi yani e, şimdi gerçi seçilememiş ama e, milletvekiliydi idi filan ya bunları al bunları gönderdim desin ve kanaat getirelim içimiz ferahlasın o ayrı mesele buna buna hiçbir itirazım yok ama bu konuda çok da haklı olduğumuzu çok da böyle şey olduğumuzu düşünmeyelim. Ben evet. düşünmüyorum. Şimdi geçmişte dediniz ya bizim İsveç'e hiç tepkimiz olmadı diye bir şey hatırladım tabii. Teşbihte hata olmaz, benzeri konular değil ama netice aynı kapıya çıkıyor. Her dakikada reklam edeceğiz. Ermeni gireceğim. soykırımı iddiaları meselesi. Mesela İsveç Evet. Ermeni soykırımı iddialarını 1915'i soykırım olarak tanıdığında evet. İsveç parlamentosunda oradaki büyükelçimiz Zergün Koru Türk'ü geri çağırdık. biz. Aşağı yukarı bizim o zamanki usulümüz şuydu. Bir ülke parlamentosunda bunu tanırsa biz elçimizi istişarelerde bulunmak üzere bir ay geri çağırıyorduk. Burada o dolaşıyordu, ediyordu filan falan. İşlerini görüyordu bakanlıkta. Bir ay sonra çağırırken manşetlerde yer alıyordu. İsveç elçimizi geri çektik. İsveç elçimizi geri çektik falan. Giderken de tarifeli uçakla sessiz sedasız geri gidiyordu oraya oturuyordu. Netice ne oldu? Hiçbir netice elde edemedik. Bu tepkinizden şunu öğrendiler çünkü. Türklerin tepkisi budur. Yani Kesin buraya bu hocam. bir Bunu Dışişleri Söyledim Bakanlığında bu. bir Avrupa ülkesinin veyahut herhangi bir dünya ülkesinin Türkiye masasında yeni başlayan bir namzet diplomata verilen el kitapçığında şu evet. yazar. Türkler 1915 olaylarının soykırım olarak tanımamasını isterler. Ama şayet iş siyasal dengeler vesaire sebebiyle tanır isek biz bizim hükümetimiz evet. merak etme. Türkler bize elçiyi geri çekmekten mallarımıza ambargo uygulamaya kadar bir dizi kartela içerisinde tepki göstereceklerdir. Ama emin ol ki bu en fazla 3 ay sürer. Gösteriler bir ila 3 ay içerisinde o elçi de tıpış tıpış geri gelecektir. Bütün o söylemlerde yerini bizim ilk dostane ziyaretimize kadar ortadan kalkacaktır. Şimdi teşbite hata olmaz derken onu söylüyorum. Biz bunu yaparsak ne olur biliyor musunuz? Yani biz bu adamları almadan bunu yaparsak bu şudur. Türkiye böyle tepki gösterir. Eser, gürler. Ama sonuçta uluslararası toplumun müttefiklerinin baskısı karşısında çok da bir şey almadan evet der. Türkiye bu sefer bunu yapmayacak. Bunun beklentisi içerisinde olanlar varsa Türkiye'nin yapmadığını görecekler ve şaşıracaklar. Türkiye sonuna kadar diyecek ki kardeşim benim söylediğim yerde duruyorum ben. Sen bu adamları bana vermediğin benim şartlarımı yerine getirmediğin, en azından bunları yerine getireceğine dair bir emare göstermediğin takdirde giremezsin NATO'ya. Tamam hocam, bugün zaten Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, ben siyaset yapıyorum. Bu kadar. 4 ay sonra, 5 ay sonra seçime gireceğim dedi. İnsanlarımıza bir söz verdik. O sözün arkasında, sen nasıl verdiğin sözün arkasındaysan, ben de topluma, halka karşı verdiğim sözün arkasında duruyorum. Dolayısıyla bu bu, aynı bu zamanda yerine getirdi. aynı zamanda bu Türkiye'nin şunu göstermesi sonucunu doğuracak. Fransa'dakine de, Almanya'dakine de sıra gelecek. E, yani tamam işte ya. senin, i̇şte evet. senin de bir meselen olduğunda, alakalı. Senin de bir meselen olduğunda senden de bunu isteyeceğim ben. İsveç'e nasıl bu, bu bir şart olarak koştuysam, Finlandiya'ya nasıl koştuysam sana da koşacağım. Netice itibariyle Türkiye açısından Peki hocam. son derece bugüne kadar gelişimi itibariyle düz bir yaklaşımın, doğru bir yaklaşımın sergilendiğini Stoltenberg dahil Benledim. hiç kimsenin evet. bize ya bu ileri sürdüğünüz gerekçeler doğru değil, bunu istememelisiniz diyemediğini görüyoruz. Çünkü haklısınız şey, diyor. Haklısınız zaten. diyor. Ama, <laughs> ama arkasında geldi, durmalıyız. Ama geldi burada dedi ki bu iki ülke şartları yerine getirdi biz de dem de, 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 diyemiyor canım. Ya öyle bir şey. taahhütlerini devam ettiriyorlar diyor Stoltenberg. taahhütlerinin arkasında de, da, de, da biz. diyor. taahhütlerinin arkasında peki. demek başka bir şey. O ön şartlar yerine, yani yerine gelmiş, demek, gelmiş başka demek, başka şey. demek demiyor. Tamam peki. Paşam daha da sert konuşacağı için bir nefes, <laughs> nefes alalım izin verir misiniz paşam? <laughs> tabii tabii buyurun. Tamam. Ondan sonra siz de devam edeceğiz <laughs> tamamen. Hemen geliyoruz afin. Paşam buyurunuz. Ee, ben e, öncelikle tabii... Şu anda Türk... bir bir gibi durum. Sizin ölümünüz ee, Şöyle şey. diyeyim yani ben e, kesinlikle e, Çağrı Hoca'ya katılıyorum. E, Türkiye bu konuda kesinlikle onay vermemelidir. E, Amerika Birleşik Devletleri ve 11 Eylül saldırılarından sonra terörle savaş adı altında kime sorarak kendi başına Afganistan'da terör örgütlerine mücadele etti ee, onun dışında Türkiye'nin güney sınırlarına Suriye demokratik yapı, gücü adı altında PKK'yı yerleştirirken mi? Yoksa Yunanlıların Lavrayan kampındaki e, PKK ve DHKPC'leri korumak için dedaçi üst teşkil ederken mi? Yani bunların hepsi efendim Rusya'ya karşı, Türkiye'ye karşı yapılıyor diyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin e, bu yaptıklarının karşısında olanın bir NATO ülkesi olduğunu bugüne kadar hep deriz Almanya'nın biz Güneydoğu'da terörle mücadele ederken Leopard tanklarını terörle mücadeleye karşı kullanamazsın kardeşim dedikleri günleri hatırlıyoruz. Amerikalıların Skorskilerle Cudi Dağı üzerine teröristlere yiyecek attıklarının resimlerini gece çekmiştik orada. E, bu süreç içinde baktığımızda e, Türkiye'nin terörle mücadelede ciddi bir şekilde e, çok şehit vardı. Biz de orada 8 yıl süreyle görev yapan bir kişi olarak bütün bunların e, etkilerini net bir şekilde gördük. Türkiye aslında 2019 yılında NATO zirvesi öncesinde biliyorsunuz bu konuyu NATO gündeminde yine bir kriz olarak ortaya atmışlardı. Terör konusunu NATO'nun 2019 vizyonu içerisinde de yer alması gerektiğini ifade etmişti. Ve onun için de Kuzey Baltık planını biliyorsunuz veto etti bir süre. Epey işte araya girdiler vesaire. Aslında o sürecin devamı. Türkiye aslında orada onay vermemeliydi belki. Arkasından bu süreç otomatikman kilitlenecekti. Türkiye'ye karşı ikircilikli bir tutumla NATO'nun esas kurucusu olan bir devletin devlet terörü uygulayarak Türkiye'ye karşı olan bütün terör örgütlerini muhafaza ettiği şu anda 30'a yakın olacak ülke olacak her birinde PKK terör örgütünün temsilciliğinin ve elemanlarının sempatizanların bulunduğu ya da uyuşturucu kapsamında orada uyuşturucudan mali destek sağlayan unsurların bulunduğu televizyon medyasının yer aldığı Onunla yetmiyor işte Mitterrand gibi isimlerin çıkarak PKK'ya destek için bölgelere kadar geldiği bir süreçte Türkiye terörle mücadelede can, can hayatını kaybeden, şehit olan 30 binin üstündeki insanı bunun mali boyutu vesaire kenara bir kenara koyuyoruz. Bu kadar insanı dikkate aldığımızda İsveç bugün neyle meşgul olmuş? 1960 yıldan beri savaş yüzü görmemiş. Norveç'te, Finlandiya'nın ortasında kutu gibi bir yer bulmuş kendine. Gerektiğinde Finlandiya'yı kullanmış. E, gerektiğinde Norveç kullanmış. E, kendisi ciddi bir savaş içinde yer almamıştır. O yüzden e, savaşı bilmeyen, terörden insanın canının nasıl yandığını bilmeyen bir kamuoyuna terör örgütü e, elemanını geri adet demenin hiçbir anlamı yok. E, çünkü karşılık olmayacaktır. Onlar kendilerini dünyadan soyutlamışlar ve dünya ötesinde, jeopolitik ötesi bir ortamda e, sanki e, uzaydaki bir demokrasi yaşıyor Güzel gibi hiçbir bir tehditte, evet, hiçbir tehditle karşılaşmayan bir ülkeden biz terör örgütü elemanı talep ediyoruz. Ve onlar baktığında terör örgütü nedir ya bu insanlar ne yapmış söz söylemiş falan gibi. Ya da bir kişi onlara da bir şey yapmıştır. Yani İsveç'i yakından tanıdığınızda bunların hepsini algılandığını göreceksiniz. Finlandiya'nın biraz daha yapısı farklı. O yüzden de e, bu konu NATO anlaşmaları kapsamında Türkiye e, ki çok gayretle gösterildi 2019-2020 yıllarda da biliyorum. E, bu konuda bir mesafe kat edemedik. Ee, ve terör tanımını tam anlamıyla istediğimiz gibi NATO belgelerine resmi belgelerine geçirememeni şu anda sıkıntılarını yaşıyoruz ee, ve Türkiye bence esas itibariyle bunda biraz da e, Türkiye'nin e, bunu geciktirmesi ve hayır demesinin e, Türkiye-Rusya ilişkilerini daha da olumlu yönde etkileyebileceğini düşünüyorum. Bu aynı zamanda Türk devletleri teşkilatına da olumlu yansıyacaktır. Ee, diğer bölgelerde. Amerika Birleşik Devletleri değil mi gözümüzün içine baka baka Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden bize sormadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sormadan silah ambargosunu onlar kaldırmadılar mı? Nerede NATO ülkesi üyelik Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bir devlet değil mi onların nezdinde Kıbrıs Cumhuriyeti diye adlandırılıyor? NATO üyesi mi? Hayır. Ama onlara geldiğinde Türkiye'ye NATO üyesi olan bir ülkeye karşı silah ambargosunu kaldırdığı gibi onlarla personelin eğitilmesi için anlaşmalar yapabiliyor. Rusların o limanlardan uzaklaşması için anlaşma yapıp üst bölgeleri isteyebiliyor. Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Elinden geldiği kadar da silahlandırmanın önünü açıyor. Bunlar kime karşı silahlanacak? Türk ordusuna bir NATO üyesi ülkeye karşı. Dolayısıyla Türkiye artık bunda kesin bir tavrını koymalıdır. Bu hep diyorum ya NATO'nun askeri kanadından çıkılır çıkılmaz. Ama Türkiye bu şekilde Biden kabul edip etmemesi de önemli değil. Artık Türkiye'nin burada Ufkunu doğrultabileceği başka kapılar var. Türkiye kendi ayakları üzerindeki savunma sanayi ve diğer alanlardaki hızlı dönüşümle bu süreçler daha da ilme kazanacaktır. O yüzden Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın e, belki de biraz nispet olsun diye Finlandiya alınabilir, İsveç kesinlikle e, bırakılmalıdır. E, çünkü mutabakatlar bugüne kadar uluslararası hukukta hiçbir yeri yoktur. Ee, hangi belgelerin e, bu anlamda geçerli olacağı, Birleşmiş Milletler'de çıkan işte Viyana belgesi var. Ee, hangi tür belgeler uluslararası ilişkilerde? Mutabakat, Amerika ile yaptığımız mutabakatı sınırda hatırlıyoruz Rusya değil mi? Rusya ile de öyleydi. Rusya ile de yaptığımız Hı -hı. mutabakatlar var. İçinde hangi maddeler tutulmuştur? Uçup gitmiştir. Çünkü iki ülkenin imzaladığı Birleşmiş Milletler'e deklare edilmemiş. Biz ne yaptık? Libya ile li imzaladığımız anlaşmayı nereye gönderdik? Birleşmiş Milletler'e, Adalet Divanı ve herkes okusun diye bu mutabakatlar nereye gitti? Rasmussen bir poz verdi arada. Arkasından e, Stoltenberg pardon çekildi gitti. Şimdi gene NATO'nun yüzünü gösteriyor ama diyor ki NATO ile ilgim yok benim diyor. Bu NATO meselesi değil diyor. Ama NATO meselesi. Yani hem içinde hem dışında hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu sürece baktığımızda NATO Türkiye'ye karşı tehlikeli bir oyun oynuyor. E, Türkiye e, ve ben bunu net olarak da silah ambargosunun kalkmasından da e, anlıyorum. Bundan sonra ilk adımda da Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aynı şekilde Türkiye üzerine baskı kurularak NATO'ya dahil edilme süreci yer alacaktır. Çünkü Doğu Akdeniz'in ve onunla birleşik genişletilmiş Doğu Akdeniz diyorum. Doğu Akdeniz'in bu konuda önemi giderek artıyor. Amerika için de önemi giderek artıyor. Enerji, İsrail ilişkilerini dikkate aldığımızda. Ve silah ambargosunu dediğim gibi sadece Rum lobisinin etkisiyle kaldırılmış bir olay değil. Sadece onu kaldırırsa iyi. Onun arkasından iki tane anlaşma imzalanıyor. Ve bütün personelle Kuzey Pensilvanya bilmem ne ulusal muhafız örgütleri onları yerinde etmek için geliyorlar şu anda. Ve arkasından ikinci bir anlaşma daha imzalanıyor. E, baktığımızda Kıbrıs aynı şey var, Dedaş'ta aynı şey var, Suriye'de bizi çevreliyor. E, bir bakıyoruz, Ermenistan e, az daha Rusya e, Putin, Soçi'de müdahale etmeseydi, Fransa ile birlikte Azerbaycan'ı karıştıracaklar dağılacaklar. Çok doğru bir söylüyorsun. Evet, Hı -hı. yani e, dolayısıyla bunlar NATO ülkesi değil mi? Yani, Türkiye'nin e, gizli saklı. Hala da devam ediyorlar. Evet. Bugün, bugün, dün galiba, e, yani zamanda ama 20, yani 36 saatin içinde. Azerbaycan Ermenistan Dışişleri Bakanları şeydi Amerika Birleşik Devletleri'nde evet, orada görüşüyor. Evet, anında yazıyor. çağırıyor işte. Tabii, Avrupa tabii. Birliği bir çağırıyor arkadan Putin. Bir dakika buraya gelin diyor. Onlar oraya gidiyor. Tekrar Putin çağırıyor burayı. E dolayısıyla arka tarafımızda Türkiye bu işlerde hmm. yok. Fransa, ikisi kol kola veriyorlar. Gidiyorlar orada Ermenistan-Türkiye ilişkilerini e, ve Ermenistan'ın bir numaralı taraftarı bunlar. Ermenistan NATO ülkesi mi? Hayır. Türkiye NATO ülkesi. E, baktığımızda Türkiye'yi e, bu konuda ee, hocam dediği gibi yani büyükelçiyi çağırırız. Bir iki gösteri yapılır. Bayraklarla etrafta büyükelçiliğinin o ilgili ülke büyükelçiliğinde gösteriler yapılır. Mallar protesto edilir, yerlere atılır. 3 ay sonra unutulur. Ee, ne zaman gitmişti filan deriz yani ne olmuştu bu ülkeyle. Yani e, mesela e, Amerika ambargo yukarı 36 yıldır küsürdür. Güney Kıbrıs'a ambargo koydu kaldırmadı. Türkiye'ye koydu kaldırması mecburi oldu Türkiye ihtiyacı olduğu için. Ama bu konuda ısrarcı olunmalı. Mutabakatlarla Türkiye iş yapmamalı. Bu NATO'nun resmi belgelere girmiş olsaydı, şu anda NATO'nun terörle mücadele ilgili birimleri kapsamına bu havale edilmiş olsaydı İsveç ve NATO bu şekilde Finlandiya bu şekilde hareket edemezlerdi. Sadece onlar değil, diğer ülkeler de hareket edemezlerdi. O yüzden Türkiye'nin sadece kullanışlı olan askeri gücünü kullanıp çünkü Slovenya var. Slovenya'nın askeri gücü nedir? Bulgaristan'ın askeri gücü nedir? Romanya'nın askeri gücü nedir? Bütün bunların içine baktığımızda NATO'yu da yapan 4-5 tane devlet var. O devletlerden biri Türkiye. E dolayısıyla bu kadar önemli bir ülkeyi sen bu şekilde harcayamazsın. Bu kadar milleti harcayamazsın bulunduğu konu itibariyle. Soğuk savaşta cephe olan bir ülkeyi sen harcayamazsın. Dolayısıyla Türkiye bütün boyutlarla, muhalefetiyle hükümetin yanında yer almalı ve hükümette, mecliste bence bu konuyu derhal reddetmelidir. Ne yaparlarsa yapsınlar. Türkiye kendi ayakları üzerinde durmaya başlamıştır. Ne e, e, hiçbir şey yapamazlar. Washington anlaşması var. Çıkarsınlar Türkiye'yi nasıl çıkaracaklar? Onu mu alacaklar? Diğer İsraili mi, e, Yunanistan'ı mı alacaklar veya şey Güney Kıbrıs Rum yönetimi alacaklar? Şu anki mevcut anlaşma ona izin vermiyor ki. Ha verdiğini kabul edelim veya çıkarttılar Türkiye. Türkiye böyle davranıyor. NATO'nun ilkelerine hareket ediyor falan diyelim. Öyle bir mekanizması da yok. Hadi çıkarttılar diyelim. E, Türkiye ne olacak yani e, Türkiye çıkarttıklarında? Geriye kalan kabul ettikleri iki ülkeyle, 29 ülkeyle NATO kendini mi savunacak? Hiçbir işe yaramayacak. NATO 30 ülkeyle asla kendini idare edemeyen bir örgüt konumuna düşmüştür. Mevcutta zaten vardı. Harekat plandan hiçbir uygulanamıyor şu anda. Acil müdahale kuvvetten hiçbir olay yerine gidemiyor. Bakın Amerika kendi kıtasından personel getiriyor. Çünkü Avrupa ülkelerinin NATO'ya tahsis ettiği kuvvetten hiçbir hazır değil. Hepsi Amerika'ya güveniyor ve Polonya'ya gelenler acil müdahale kuvvetleri ana de ana Polonya'daki üssü de genişletiyorlar evet, Amerikalılar. Yani baktığınız zaman Avrupa bitirmiş durumda. Avrupa şu anda sıfır güvenlik maliyetiyle iş görüyor. NATO diye bir şey yok. NATO'ya tahsili kuvvetler lafta var. İki tane nükleer tatbikat yapıyorlar. Amerikalıların gemisiyle Fransa'nın bilmem ne bir araya getiriyorlar. Efendim biz nükleer tatbikat. Geriye kalan 26 ülke seyrediyor. Kim yapacak? Bunu karar verecek. Diğer ülkeler ne yapacak? Peki Onlar üstüne nükleer silah atıldığında Almanya'ya veya Türkiye'ye vesaire ne yapacak? Üç ülke kendini, Amerika'nın tuzu kur, kendi kıtası 10 bin kilometre ötede. İngiltere ana karadan uzak zaten. E, Fransa Avrupa'nın en güneyinde. Ona gelene kadar bir süre etraf var. E, bütün Avrupa'nın cephe ülkeleri, Doğu ve Güneydoğu kanatları bu riskin altında. E, dolayısıyla bu açıdan baktığımızda e, Türkiye aslında başlatmış olduğu bu politikayı daha somut bir şekilde sürdürmeli ve İsveç'in, Finlandiya dediğim gibi ben baştan beri Finlandiya konusunda hep esnektim. Hatta ilk başta bile Finlandiya'yı kabul edip İsveç'e tabiri caizse azap çektirmek gerekirdi. Bugün dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biridir İsveç. Bütün sosyolojisini ve diğer boyutlarını tanıdığınızda da bunu göreceksiniz. O yüzden e, NATO'ya da zarar getirecektir. Efendim İsveç'in askeri gücü kara harekat, kış harekatına uygundur filan. Çağrı Hoca şey dedi ya Rusları da bu kadar hani... Ya tabii ben zaten Türkiye'nin bu şekilde gecik, şey yapmasında Rusya ile Türkiye olan ilişkilerine ben dikkate alındığını değerlendiriyorum. Yani bunu da dikkate aldığınızda bence uzatılmalı veya reddedilmelidir bu süreç. Ee, sürünce de Biden ne derse desin, Biden dün dediğini yarın unutuyor zaten. Yani dolayısıyla e, şu an içinde bulunduğu süreçte onun ne dediği önemli değil, Türkiye'nin ne yaptığı önemlidir. Ee, bu konuda e, benim görüşüm budur. E, Dede ağacın dibinde Türkiye'de falan e, Yunanistan'la Güney Kıbrıs'ın bütün namluları Türkiye'ye dönük tatbikatlarını Amerika niçin yapıyor? Niye namluların ucu adalardan Yunanistan'a dönük değil de Türkiye'ye namlular dönük olarak tatbikatlar yapıyor? O NATO ülkesine karşı diğer bir NATO ülkesiyle bunu yapıyorsa Türkiye'nin de bunu yapmak en doğal hakkıdır. E, dolayısıyla Türkiye artık Almanya gibi olmamalı. Yani Türkiye şu anda Putin şey diyor, Merkel'e dedi Trump yumruğunu gösterdi. %16'sını siz karşılayacaksınız dedi. Merkel tamam dedi ben karşılıyorum dedi. Yani e, Türkiye artık e, bu konuda e, NATO'nun ve Amerika Birleşik Devletleri'nin e, dedikleri üzerinde hareket etmemelidir. Başka kapıları var. İşte Türk Devletleri Teşkilatı, Şangay İşbirliği'ne çağrılıyor. Oralarda Asya güvenlik politikaları ile ilişkin güven arttırıcı önlemler konferansı var. Birikse ve katılma konusunda var. E, Avrupa Birliği'nden ne gördü? Gümrük Birliği'nden en çok zararı biz çekiyoruz. E, yazdıkları ilerleme raporları, evet Türkiye'nin de uymadığı konular, eksik olduğu konular elbette olabilir. Ee, ama onun dibinde yerden yere vuracağı ülkeler varken Danimarka'nın Türkiye'ye terörle e, mücadelesine vurduğu sekte, açtığı radyolarla ilgili Avrupa Birliği ilerleme raporunda bir kelime yazıyor mu? Hayır. Almanya'nın bu kadar terör örgütünü muhafaza ettiğine, destek verdiğine, Türkiye'nin bir sürü karşı argümanlarına rağmen Avrupa Birliği raporlarında e, terörle mücadele, kritik tesis altyapıların korunması adı altında bile olsa bir cümle geçiyor mu? Hayır. Hiçbirinde bir cümle geçmiyor. Ama Türkiye olduğu zaman terörle mücadele kanunumuz çok geniş kapsamlı. Bu kadar olmamalı diye ilerleme raporlarında Türkiye'ye laf ediyor. Dolayısıyla ne yaparsak yapalım terör konusunda biz bunda gelişme sağlayamayız. Elimize geçmiş hazır bir fırsat var ve İsveç üzerinden de bence Avrupa'ya ders vermenin bir yolunu bulduk. Ve bütün ülkelerde aslında Türkiye ile olan ilişkilerinde Türkiye-İsveç'i iyi bir koz olarak da aynı zamanda ben kullanacağını düşünüyorum. Kesinlikle tabii bu... E, siyasettir e, devletler arasında ne tür e, temasların olduğunu bilemiyoruz ama kesinlikle e, hayır e, demesi gerektiğini düşünüyorum. Ve program bitti. Paşam esas olarak Amerika'yı dövmek istiyor da. E, vallahi paşam <laughs> hani şu anda bir laf dövdü var zaten. eskilerin hani eşeğini dövemeyen semerini döver diye. Yok bence dövdü. Yani Amerika'yı da dövdü... Avrupa'yı da dövdü. Hatta ilkesel olarak sizden farklı olarak bence. Hani siz de aynı fikirdesiniz ama hani. Biz Siz yine de bir şey bıraktınız. Paşam o esnekliği de bırakmadım Ben bence daha şeyi bağladı. Ben çünkü ya dediğim gibi Genel Kumay'da ve 6 yıl bu süreçleri çok yakından izledim. Başbakan askeri danışmanlığında olan bitenleri yakından izledim. Çünkü Milisana sonraki Bakanlığında, cümlesi şöyle olacak e, geldi. Bütün şartları yerine getirseler de. Ya seni diyorum ya Genel Kumay'ın gittiğimde. Bütün, bütün e, paşamız söylediklerinin hepsini gördük. Peki. Yani. Çok kısa abi. O Helikopterlerden nasıl e, uçak savarları evet, evet. PKK'lılara indirdiklerini biliyoruz. Evet. Paşalar da, paşamlar da biliyorlar. Ya, biz o bölgedeydik. Ya Biliyorlar. Yani. Türkiye'nin ordu kumandanının uçağını düşürdüler. Evet Türkiye'nin genel müstakbel genel kumay başkanını Kıbrıs'a vuruyorlardı. Evet, evet. Ha, bunlara karşı hiç ağzımızı açmadık. Gemimizi gittiler, vurdular. Ya pardon dediler. Biz de daha e, özel daha, kuvvetlerin başına daha, yani bunların hepsini çiğneyecek misin? Bu, bur, burada bizim kendimizin bizi bunların hepsinin bir değerlendirmesini bizim nasıl bir şey yeni bir ya genel kurmayın ikinci katında Amerikalılar Türk askerinin girmesi yasak ya. ya işte ya ben ben üç kat dedim, onlar alt kat dedi. Ee, Doğru işte diyorum. yani Sen girmeleri yasak. Altı yıl resimler. E, tamam var. yani, burada. inkar edemezsin. Ben bu sorunu e, kesmek yani. zorundayım. Neyi nereden soracağız? Neyi işte. yani? Çocuğum öyle bittiçe tehlikeli bir. Evet. Yer. <laughs> evet. Peki efendim. Eksik bıraktık. Çok 5-6 madde. Perşembe de biraz devam edeceğiz. Ee, faydalı program, program oldu diye düşünüyorum. Öğrenmediğimiz birçok şeyi öğrendik. Demek öyle paşa, Atla üstü. Yani. Peki efendim. Perşembe Resim inşallah. Bir daha programda resimlerini getireyim de. Getirin getirin. Getirin paşam. Ee, çok sıkıştırıyorlar efendim içeriden. Ee, i̇yi geceler diyeyim sadece. Perşembe aynı saatte buluşalım inşallah. Evet.